Çağlayla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Fox ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ilk konuğum Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam olacak zannediyorum. Şu anda kendisi canlı yayınımızda. Günaydın demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Çağla Hanım, sağ olun. Teşekkür ederim. Hocamla birlikte tabii ki bugün gelinen noktayı konuşacağız. Yeni alınan tedbirler işe yarayacak mı? Tedbirlerin sonuçlarını ne zaman görmeye başlayacağız? Eğer vaka artışında beklenilen düşme olmazsa daha ağır kısıtlamalar gelebilir mi konuşacağız? Ve Türkiye beklediği aşıya ne zaman kavuşacak? Hocamızla yine konuşacağımız konular arasında olacak. Ardından da Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Melda Türkoğlu hocamız bizlerle beraber olacak. Yoğun bakım üniteleri son durumunu konuşacağız. Mutfağımızda da bugün sevgili yine Nur Anaç var. Hoş geldin tekrar. Nasılsın? Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Ne yapıyoruz bugün canım? Bugün Adana'nın ıspanak kökü çorbasını yapacağız ve Brüksel'le anasından yine çiğ olarak bir salata yapacağız. Senin o çiğ salataların bizi öldürüyor. Her öğünümüzde artık Nur, vallahi harikasın. Tekrar. Hoş geldin diyorum ve hemen Türkiye günlük koronavirüs tablosuna hocamızla birlikte bakmak istiyorum. Hocam yapılan test sayısı 18 Kasım'da bildiğiniz üzere 158.811. Hasta sayımız 4.215, vefat sayımız maalesef 116 oldu. İyileşen hasta sayımız ise 2.592. Bugün gelinen noktayı öncelikle değerlendirelim, sonra gelinen alınan önlemlere, kısıtlamalara birlikte bakacağız. Vahim, tabii çok vahim. Yani 116 yurttaşımızı kaybetmişiz. Düşünün Çağla Hanım, evet. İzmir'de bir deprem yaşadık bütün ya. Ülke olarak. Evet. 115-116 yurttaşımızı kaybettik. Aynı şey düşünüyorum. Koronadan bakın her gün bir İzmir depremi olmuşçasına yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Bugün 116 eve ateş düştü gerçekten. Birinin evet. annesi, birinin babası, birinin kardeşi, birinin evet. eşi, birinin çocuğu vefat etti. Bu acıları her gün yaşıyoruz. Her gün tekrarlıyor. Evet. Geldiğimiz nokta iyi değil. Vaka sayımız 4.000'leri geçti. Ağır vaka sayıları artıyor. Yoğun bakım doluluk oranları artıyor. Pozitifleşen olgu oranlarımız artıyor. Hastanelerdeki doluluk artıyor. Evet. Yani baktığımız zaman iyi bir noktaya doğru gitmediğimiz aşikar belli. Zaten bu kısıtlama ve yasakların gelmesi de durumun vehametini ortaya koyuyor. Alınan tedbirler yeterli mi diye soracağım size. Ne kadar işe yarayacak? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor soracağım ama sizce bu noktaya bu kadar vahim dediniz az önce. İlk kelime olarak başladınız, vahim kelimesiyle başladınız. Mesela ben etkilendim açıkçası. Tabii ki biliyoruz ama bir şekilde de sabırlı olmaya gayret ediyoruz hocam. Peki bu noktaya gelmemizdeki yaptığımız yanlışlar nelerdi sizce? Yani bu konuda tedbirlere uymamak, tavsiyelere uymamak, bir şey olmaz, bana bir şey olmaz demek, vurdum duymazlık, aymazlık, eskisi gibi yaşamaya devam etmek, salgın yokmuş gibi davranmak. Bütün sorun bu. Tabii ki bu süreçte biz mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir dolmuşta, otobüste, metroda seyahat ediyorsunuz. Yanınızdaki kişi öksürmeye başlasa, bir de ateşi olduğunu fark etseniz, bir de genel durumu biraz düşkün olsa, zor nefes alıyor veriyor olsa, o dolmuşta, o metroda olay çıkar. Yani hatta bir örneği yaşandı biliyorsunuz, bir halk otobüsünde birisi telefonla konuşurken işte ben Covid testim pozitif çıktı falan diye telefonda konuşunca orada bulunan koptu. Herkes paniğe kapıldı. Neden? Çünkü o bulaşma riskini görüyoruz. Oysa bunu söylemese de ya da belirtileri olmasa da o anda bizimle seyahat eden o dolmuşta, otobüste, o metroda bir tane, iki tane, üç tane, beş tane pozitif kişi var. Var artık yani bu uzakta evet. değil. Hepimizin çevresinde bu kişiler var, dolanıyorlar. Fark şu, biz onu fark edemiyoruz. Yani onun hasta olduğunu, pozitif evet. olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için yokmuş gibi davranıyoruz. Hocam ben mesela şunu çok merak ediyorum. Tamam bilmiyoruz. Bazen kişinin kendisi bile bilmiyor COVID olduğunu. Doğru muyum? Şimdi benim evet. maskem var. Evet toplu taşımadayım. Kapalı alandayım. Mutlaka eğer öksürdüyse, aksırdıysa orada kaç kişiye birden bulaştırıyor? Ama benim maskem var. Ne kadar? O zaman maskenin koruyuculuğunu mu sorgulayalım burada yoksa mesafeyi mi sorgulayalım? Şimdi çok güzel bir soru ama şöyle diyelim. Sizin maskenizin olması sizi korur ama çok korumaz. Ama karşı tarafın maskesi varsa, yani bulaştırıcı olan kişi de maskeyi takmışsa ve usulüne uygun olarak takmışsa, yani ağzını ve burnunu kapatmışsa,
O zaman korur. İşte o zaman siz de maskenizi taktınız, o da maskesini taktı. %99 korur. O Yani zaman hocam, endişeye gerek yok. ama yani ben artık maskesiz bir şekilde bir kişinin bir toplu taşıma aracına bindiğini düşünmüyorum. O zaman neden bu kadar çoğalıyor? Mesela bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Benim aklıma mesela direkt hemen şey geliyor. Restoranlara yemek yemek için giden oradaki kalabalıklar mutlaka ki maskelerini çıkarıyorlar. Sanki en büyük bulaşlar bu toplu toplanmalarda, toplaşmalardan mı oluyor acaba diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle Avrupa'da da bizde de yapılan gözlemler onu gösteriyor. Yemek yenilen yerler, kahve içilen yerler, yani yeme içme mekanları en çok bulaşın olduğu yerler. Çünkü maske yok, mesafe de olmuyor. Bir masada yiyorsunuz, Tabii. diğerleriyle sohbet ediyorsunuz. Ama bizde bundan farklı bir durum daha var Çağla Hanım. Buyurun. Ev içi toplanmalar, ev oturmaları. Çünkü biz geleneksel olarak hani birbirimizin evlerine oturmaya gideriz, ziyaret ederiz, birlikte yeriz, içeriz. Davetler, ziyafetler, ikramlar, çaylar, kahveler, Çok var. pastalar, börekler. O onu çağırır, onu çağırır. Aileler, geniş aile bir araya gelir. Eş, dost, konu, komşu. Bu da bizde bulaşmaların en önemli nedenlerinden bir tanesi. Çünkü maske yok, mesafe yok, yenilip içiliyor. O da önemli. Ve Ama ailemizin biz temiz olduğunu yani bu rahatsızlığı geçirmediğini düşünüyoruz nedense. Problem asıl maalesef. burada değil mi? Bakın çok güzel bir şey yayınlandı, makale. Bir kuaför için yapılmış. Maskesini takarak çalıştığı için ve müşterileri de maskeyle onlara hizmet verdiği için müşteriler de maskeli, kendisi de maskeli. Çok sayıda kişiyi hani hizmet verdiği halde bulaştırıcı olduğu halde kendisi müşterilerine bulaşma olmuyor. Müşterilerden de kendisine hani geçiş olmamış. Dolayısıyla iki taraf maskesini Evet. takarsa gerçekten Evet. korunmak mümkün ama bu ev içi bir araya gelmelerde maske maalesef hiç kullanılmıyor. Restoran ve kafelerde de kullanılmıyor. Dolmuşlarda, toplu taşımada da tabii siz kullanıyorsunuz belki ama diyelim ki karşınızdaki kişi tam kullanmayabiliyor. Burnunun altına indiriyor, ağzının altına indiriyor. Arada bazen hani sıkılıyor, çıkarıyor maskesini. Evet, Öyle evet. durumlar olabiliyor maalesef. Evet. Şimdi Sayın Koca'nın alınan tedbirlerle ilgili son paylaşımlarına birlikte göz atalım istiyorum hocam. Hafta sonları akşam saat 20 ile sabah 10 arasında sokağa çıkılmayacak. Halen ara tatilde olan okullarda eğitim öğretim 31 Aralık'a kadar online olarak devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimiz 10-13 saatleri arasında, bunun altını çizelim, 10-13 saatleri arasında 20 yaş altı gençler 13 16 arasında sokağa çıkabilecek. Bu tedbirler sizce yeterli mi? Bu saatler sizce uygun mu? Doğru mu? Yani umarım yeterli olur. Tabii bunu yeterli olup olmayacağını hep birlikte anlayacağız. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde bir değişiklik olacaksa olur, olmayacaksa işe yaramadı demektir. Daha ağır tedbirlere o zaman ihtiyaç duyulacak. Aslında tabii burada şunu vurgulamakta yarar var. İdari tedbirlerin işe yaraması için yurttaşlarımızın da bu süreçte bu alınan tedbirlerin amacına uygun şekilde kendi davranışlarını değiştirmeleri lazım. Mesela şöyle bir risk var Çağla Hanım. Buyurun. Şimdi diyelim ki cumartesi, pazar saat 20'den sonra dışarıya çıkamıyor. İnsanlar eskiden restoranlara, kafelere gidiyorlardı, Doğru. sokaklarda, caddelerde, meydanlarda toplanıyorlardı, konserlere, tiyatrolara, sinemalara gidiyorlardı, eğlence yerlerine gidip birlikte sosyalleşiyorlardı. Bunu yapamayacaklar, evde kalacaklar. 8-10 Şimdi arasıydı. Zaten en son 10'da evde kapanıyordu hocam. Bu 2 saati aslında eksiltti şu olsun. anda sadece Uzuyordu baktığımızda. o. Maalesef o tam saatinde de olmuyordu. Ha, uzuyor mu? Şimdi bu insanlar bu sosyalleşmeyi yapamadıkları için şöyle bir noktaya dönebilirler. Ya işte aynı apartmanda, aynı sitede ya da aynı mahallede konu komşu, eş dost, akraba bir araya gelelim. Hadi bizim eve gelin birlikte oturalım. Hadi ben size Evet, geleyim çayı sosyalleşmekten demleyin geliyorum. vazgeçemiyoruz, Hani doğru. işte o zaman bu işler hiçbir işe yaramaz. Bu tedbirler o zaman kaynak yapılmış olur yani işe yaramaz, Yani bypass kime yapılmış engel olur. olabiliriz ki, değil mi hocam aslında, değil mi? Evlerinizde de bu toplu Orası buluşmaları yapmayın diyor. O artık bir bireysel bir sorumluluk olmalı. işte tam orası önemli çünkü burada denetim yapmak mümkün değil. Buraları kontrol altına almak mümkün değil. Mümkün değil. Buralarda yurttaşlık bilinci, sorumluluk gerekiyor. Eğer bu yasaklar, kısıtlamalar bizi bu noktaya doğru evrilirse bu zor olur. Yani bunu o Evet. zaman etkisi olur ama tabii ki şunu söyleyeyim. Mesela Avrupa'da bu tedbirlerin büyük çoğunluğu alındı, alınıyor şu anda. Bizim aldığımız tedbirlerin hepsi hemen hemen pek çok farklı ülkede alınan, dönen tedbirler işe yarıyor mu?
Bazen yarıyor ama Hocam çok da çok öyle yarayan ülkeler salgıda durmuş gördük. değil. Vaka sayılarında inanılmaz düşüşler yaşandı. Tabii Ya. bu kadar kısıtlamalarla değil, ciddi yasaklarla, ciddi sokağa çıkma yasaklarıyla gerçekten vaka sayılarının çok ciddi oranda düştüğü ülkeleri gördüm ben dün. Ve Ama yapabiliriz Çağla dedim yani. mesela tabii mutlaka tedbirler işe yarar ama mesela hiç tedbir almayan, yasaklama getirmeyen ülkeler de var. Japonya mesela hiç yasaklama getirmedi ama kontrol altına aldı, durdurdu salgını. Neden? Neden? Çünkü orada toplum çok uyumlu. Yani disiplinize bir toplumu var. Devlet diyor ki şu aşamadayız ve bunun gereği olarak bunların yapılması lazım. Herkes Evet. uyuyor. Nasıl bir Evet. şeyse yani Evet. herkes uyuyor. Evet. Mesafenizi koruyun diyor, herkes koruyor. Koruyor. Evet. Çok Temas daha etmeyin diyor, disiplinli etmiyorlar. davranıyorlar herhalde bu konuda. Daha Evet. sorumlu davranıyorlar. Ve bedel, az bedel ödüyorlar. Tabii hayatları daha az olumsuz etkileniyor. Yani Evet. biz daha çok bedel ödüyoruz. Bakın bu yasaklar eğer etkili olmazsa daha kapatmaya gideceğiz. O zaman insanlar daha çok mağdur olacak. Evet. Şu şöyle düşünelim, bu şeyler, alınan tedbirler bir spektrum gibi. Bir ucunda tam kapatma var, diğer ucunda hiçbir şey yapmama var. Bu ikisi arasında pek çok farklı seçenek var. Şu anda ülkeler şunu yapmaya çalışıyor. Bir taraftan salgını durdurmaya, bir taraftan da alınacak tedbirlerin topluma maliyetini en aza indirgemeye çalışıyorlar. Bir denge kurmaya çalışıyorlar. Tabii burada amaç, hani salgını durduracak bir güç yok. Henüz daha aşı çıkmadı, ilaç yok. Salgını durduramadığımız için zaman kazanmak, kontrol edilebilir, sürdürülebilir, yönetilebilir düzeyde bu salgını götürmek. Bunu yapmak zorundayız. Geldiğimiz nokta çok hani vahimdi. Eğer bu tedbirler alınmasaydı süreç yönetilemez bir noktaya doğru gidiyordu. Sayın Sağlık Bakanı da bizzat bu ifadeyi kullandı. Siz de hatırlarsınız. Evet evet hocam hatırlıyorum. Bu noktada acaba Bilim Kurulu üyesi yine Ateş Kara hocamızın sözlerine mi geliyoruz? Habere bir göz atalım dilerseniz. Ateş Kara hocamız kısıtlamalarla ilgili açıklamalarında eğer bana kişisel biri olarak sorarsanız bizim yapmamız gereken 3 hafta tam kapanmamızdır. 3 hafta tam kapanma eğer sağlarsak rakamları aşağı çekmeyi de sağlarız. Tam kapanma derken ev içi dışında başka kimseyle görüşmemekten bahsediyoruz. Ama burada temizlik hizmetleri devam etsin dersek bu süreyi biraz daha uzatmamız gerekli. Ne sizlerin ne de kimsenin evden çıkmadığı bir 3 hafta sağlarsak virüsün önünü keseriz diyerek devam etti. Hocam katılıyor musunuz? Buna hiç katılmayacak bir bilim insanı yoktur. Yani Yoktur. çünkü Doğru. hepimiz şöyle düşünüyoruz. Biz sağlıkçılar için tedbirler ne kadar radikal Tabii. olursa salgını o kadar ciddi bir biçimde kontrol altına alabilirsiniz. Yani biz diğer endişeleri bir tarafa bıraktığımızda sadece sağlığı düşündüğümüzde yapılması gereken budur. 14 gün, 21 gün hatta 28 gün tam eve kapatma yaparsanız, hayatı durdurursanız salgın biter. Sıfırlarsınız yani. Yurt dışından girişleri de engellerseniz. Ama Çağla Hanım şöyle bir durum var. Buyurun. Bu tam kapatma açıldığı zaman, normale döndüğünüz zaman yine başlar salgın. Ha işte Yani ben de onu tam soracaktım size. Tamam kapatalım, evet. tamam vaka sayılarını aşağıya doğru çekelim ama virüsün önünü keseriz cümlesi ne kadar doğru hocam? Yani kestik bitecekse tabii ki de kapanalım 3 hafta ama sonrası? Evet, aynen öyle. Çünkü bu tam kapatma sorunu buzdolabına kaldırmaktır yani. Gibi. Buzdolabında tuttuğunuz sürece sorun yok ama ne kadar tutacaksınız? Yani 6 ay, 1 yıl daha bu salgın devam edecek gibi görünüyor. 6 ay hayatı durdurabilir misiniz? 6 ay insanlar dışarı Mümkün değil. çıkmadan evlerde durabilir mi? Duramaz. Duramayınca Evet. ne olacak? Tekrar buzdolabından çıkaracaksınız. Çıkardığınız zaman ısınmaya başlayacak, tekrar artacak. Çünkü sonuçta bu hastalık tüm dünyaya, 55 milyon insana şu anda bir tek kişiden bulaştı. Yani bir tane giriş olsa tekrar salgını durdurduktan sonra yine bulaşacak. Evet doğru. Dolayısıyla burada asıl olan şey salgını bütünle durdurmak değil. Hiçbir ülkenin böyle bir hedefi yok. Kontrol edilebilir düzeyde tutmak, Yani kontrol yönetilebilir düzeyde tutmak. Şimdi hocam tarihe baktığımız zaman en uzun süren virüs 2 yıl olduğunu düşünürsek o zaman bu virüs sanki bize birazcık daha fazla uzun çektirecek gibi mi geliyor? Yani bizim aldığımız önlemlerle orantılı değil mi bu virüsün aslında ne zaman bitip bitmeyeceği? Yani ben şöyle düşünüyorum, önümüzdeki 2021 yaz döneminde bir miktar bir rahatlama olacaktır ama salgının tam olarak bitmesi 2021 yılı sonunu bulur. Eğer planlandığı gibi aşı çalışmaları olumlu sonuçlanırsa ve Tamam. aşılamalara başlanırsa 2021 yılı içinde bu salgını durdururuz, pandemiyi kontrol altına alırız diye düşünüyorum. Ama tabii burada esas olan şey aşılar, yani aşıların kullanıma girmesi, etkili olması, güvenli olması. Böyle bir sorun yaşamazsak Salgının hocam bir yıl daha devam edecek. durması virüsün yok olduğu anlamına gelmiyor o Hayır. zaman. Hayır. Yani virüs aynen bir grip virüsü gibi Devam edecek hayatımıza dolaşımda devam olacak. edebilir.
Evet, mevsimsel, aynen dediğiniz gibi mevsimsel bir döngüye girebilir. Biz COVID-19'u artık kanıksayabiliriz. Yani COVID-19 sıradan bir virüs haline gelir. H1N1'de olduğu gibi onunla birlikte yaşamaya devam ederiz. Çünkü bağışıklık kazanırız toplum Evet. olarak. Hakkından gelebiliriz. Bizi artık öldürmez, bizi artık hastalandırmaz, ağır İnşallah. hasta yapmaz. Öyle bir noktaya geleceğimizi umut ediyorum. Ama bu bir yıl daha sürecek. Yani bu güvenlik tedbirlerden vazgeçmemiz için daha epeyce bir zaman var. Peki, COVID-19 salgınına karşı uyulması zorunlu tedbirlerin hızlıca üzerinden geçeceğim hocam. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma saatleri 10-20 arası ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafelerde sadece hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathaneler bir süreliğine, sinemalarsa yıl sonuna kadar kapalı kalınacak. Spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahalar bir süreliğine çalışmayacak. Cadde ve meydanlarda sigara içilmeyecek. Kamu ve özel sektöre ait iş yerlerinde esnek mesaiye ve mesai saatlerini yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlemesine hassasiyet gösterilecek. Hocam önlemler böyle. Şimdi bir de isterseniz eğitim konusuna geçiş yapalım. Öğrenciler sınava girecek mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Biliyorsunuz yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edeceğini duyurmuştu. Buna ilişkin Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Bakanın açıklaması şöyle: 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak ifadelerini kullandı. Okullarla ilgili alınan kararlarla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Yıl sonuna kadar artık online'ız, evdeyiz. Yani okulların önemli olduğunu hep konuşmuştuk daha önce de. Yani okullar çünkü şu açıdan önemli. Şu anda Türkiye'de ve dünyada okullar bulaşma açısından birinci derecede sıcak yerler değil, onu söyleyeyim. Yani bunu yapılan çalışmalar var. Sadece ülkemiz için söylemiyorum. Farklı ülkelerde, Almanya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan okullarda elbette enfeksiyon oluyor, bulaşma oluyor. Ama o yaş grubunun özelliğinden dolayı Evet. okullar toplumda bu salgının, pandeminin bu şekilde yükselmesinin ana nedenlerinden, önemli nedenlerinden bir tanesi değil gibi görünüyor. Bu sevindirici, güzel bir şey. Ama Türkiye'nin bazı farklılıkları var Çağla Hanım. Nedir o? Bir tanesi şu: bizde genç nüfus fazla. Yani öğrenci sayısı bizde çok yüksek. 30 milyona yakın bir hareketlilik oluyor okulları açtığınızda. Çünkü 20, aşağı yukarı 26 milyon şey var. Üniversitede dahil olmak üzere öğrenci var. Bir de öğretmenler, orada çalışanlar vesaire olunca 30 milyona yakın bir hareketlilik sağlıyoruz. Her gün bunlar karşılaşıyorlar. Evet. Toplumdaki bu risk artışından dolayı okullardaki bu hareketliliği durdurmak gerekiyordu. Bunu sadece okulda da düşünmemek lazım. Toplu taşıma, servisler ve okulla ilişkili diğer alanlar, kırtasiyeler, işte restoranlar, kafeler vesaire, pek çok alan okulla birlikte hareketleniyordu. Bu nedenle yani okulların asıl enfeksiyon yayılım yeri olmadığını biliyoruz, ama yine de bu genç nüfus olmamız, yoğun öğrenci sayısı nedeniyle bu tedbire gerek duyuldu. İkincisi de Türkiye'de bir farklılık var. Çocuklar daha çok dedeleri, nineleriyle beraber, yani büyük anne, büyük baba işte Tabii ile anneler babalar beraber. çalıştığı için. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla Batı'da böyle değil. Yani Batı'da çekirdek aile yapısı var. Bizde ise okul çocukları büyükleriyle, aile büyükleriyle bir arada oldukları için bulaştırma ve ağır hastalığa yakalanma riski olan Evet. kişileri enfekte etme açısından daha önem arz edebilir. Bu bakımdan bu tedbirin de ben bu dönem için doğru olduğuna inanıyorum, yararlı olacağına inanıyorum. Peki hocam, İstanbul'un korona kırılganlık haritası yayınlandı. Yoğun olan bölgeler ortaya çıktı. Bu harita üzerinden de konuşabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde COVID-19'la mücadele kapsamında yaptığı İstanbul kırılganlık haritasında İstanbul'un E5, E80 gibi ana ulaşım akslarında ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. Hocam baktığımız zaman mavi yakalıların yoğun olduğu bölgeler aslında İstanbul'da hizmet sektörünün ve iş alanlarının yoğunlaştığı Avrupa yakasında kentsel yoğunluğa bağlı risk Anadolu yakasına göre çok daha yüksek oldu. Bazı bölgeler de var. Mesela mavi yakalılar bedensel gücüyle maaş ve süreli ücret karşılığı çalışan işçilerden oluştuğunu biliyoruz. Mavi yakalıların özellikle ikamet ettiği Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Ümraniye, Çekmeköy, D100 hattı ve Küçükçekmece hastalık açısından en riskli bölgeler olduğu anlaşılıyor bu haritaya göre. Baktığımız zaman toplu taşımadan ötürü olarak mı birazcık da değerlendirmeliyiz bunu? İnsan hareketliliği diyelim ona, daha kapsamlı olur. Tabii toplu taşıma bunlar arasında en önemlisi. Yani çok haklısınız.
toplu taşımanın bir alternatifi yok maalesef büyük kentlerimizde. Mecbur o yoğunluk orada yaşanıyor. Her gün milyonlarca insan taşınıyor ve evet, bir arada kapalı bir mekan. Ama toplu taşımanın ötesinde de bu çalışan kesimin hareketliliği söz konusu. Sabah belli evet, saatte evden çıkmak zorunda, akşam belli saatte evine dönecek. Bu arada işte alışverişini yapacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Asıl şu anda hareketliliği götüren bu dediğiniz mavi yakalı diye tabir ettiğiniz çalışan kesim. Dolayısıyla onların hareketliliğin olduğu alanlar şey oluyor, daha hastalığın yoğun olduğu şeyler. Bu tabii hakikaten çok ilginç. Hani biraz önce de söylemeye çalıştım. Biz bilmiyoruz, fark etmiyoruz ama yani karşılaştığımız insanların arasında mutlaka virüsü saçanlar var. Var yani, bundan kaçınılmaz. Evet. Şu anda ben her karşılaştığım kişinin COVID pozitif olabileceğini düşünüyorum. Kendim de buna dahil. Doğru evet, hocam. Öyle düşünmek lazım. Hepimizin aslında bir virüs taşıyıcısı ve karşımızdakinin de bir virüs taşıyıcısı olduğunu düşünerek davranmamız lazım. Zaten otomatik aynen, olarak o zaman mesafeyi koruyor insan. Peki burada toplu taşımaya sürekli binmek zorunda olan kişilere ne önerirsiniz? Ben maskemi takıyorum ama mesafeyi korumak mümkün değil toplu taşımalarda diyenlere. Ne bileyim hocam, atıyorum çift maske takın, ne bileyim sonrasında evinize gelin bir gargara yapın gibi farklı öneriler de söyleyebilir misiniz? Doğru, bunlar işe yarar. Yani bunlara katılıyorum. En önemlisi şu, mümkünse toplu taşımayı kullanmayın. Eğer kullanmanız gerekiyorsa, yoğun olduğu saatleri mecbur değilseniz yoğun olduğu saatleri kullanmayın. Mecbursa hocam. Onun dışında mutlaka ve maskenizi iyi kaliteli bir maske takın. Gerekirse iki maske de takabilirsiniz tabii ki. Eğer sizi zorlamıyorsa. Üç, mümkün olduğu kadar az kalmaya çalışın. Yani erken inmeye çalışın. Geleceğiniz güzergahı o şekilde seçin. Dördüncüsü ya da beşincisi, iner inmez hemen elinizi yıkayın, hani dezenfekte edin ve eğer mümkünse hani maskenizi çıkarıp atıp elinizi, ağzınızı, burnunuzu sabunlayın, yıkayın, gargara yapın. Bunların mutlaka faydası olur. Yani almışsanız bile virüs yoğunluğunu azaltmak açısından bir yararı olur. Hocam bu işin en başında konuşuyorduk eğer hatırlarsanız, zeminlerden, işte yüzeylerden, bazı materyallerden, poşetten, saçımızdan, paltomuzun üstünden bulaşabilir diye. Bunlar birazcık taca mı atıldı? Çünkü daha çok artık %80 burun yoluyla, solunum yoluyla virüsün bize bulaştığını biliyoruz. Yani tabii ki diğerlerine de dikkat edelim ama bu artık o zaman o dönemler bilmediğimiz bir şeydi. Artık kesin diyebiliyor muyuz solunum yoluyla bulaştığını? Evet, yani yüzeylerden veya eşyalardan bulaşma çok daha düşük yani, ama yok diyemeyiz. Şöyle, yüzeyden direkt bulaşmaz ama elimiz de bulaşır. Onun için ben şunu yapıyorum, eve girer girmez hemen ilk lavaboya girip hiçbir şeye dokunmadan elimi yıkıyorum. Mesela arabaya girdiğim zaman, bir yere çıktım, dışarı alışveriş yaptım veya bir işimi gördüm, arabaya biner binmez hemen kolonyayı elimin kolonyayla dezenfekte evet, ediyorum. Yani bu tür ara ara hani bir yere girip çıktığımızda, bir iş yaptığımızda, bir yerlere dokunduğumuzda ellerimizi kolonyayla ya da suyla, sabunla dezenfekte edersek bu yüzeylerden bulaşmayı engellemiş oluruz. Ama bu çok hani az bir bulaşma yolu. Asıl bulaşma yolu ağız ve burun yoluyla, asıl da burun yoluyla. Çünkü nefesi burundan alıyoruz. Aldığımız nefesle birlikte o partiküller buruna giriyor, oraya yerleşiyor. Dolayısıyla burnumuzu kapatmak önemli. Maskeyi takarken burun kapatılmalı. Evet. Dediğiniz gibi burun gargarası da işe yarayabilir. Yani özellikle böyle şüpheli, içeride kalabalık, yoğun, havasız, kapalı bir yerde kalmak zorunda kaldıysanız, çıkar çıkmaz hemen gidin burnunuzu gargara yapın, her şeyi yapın, yani yıkayın yani. Şimdi restoranlar, kafeler kapandığına göre oralardan gelecek olan paket servisler yoğunlaşacak mutlaka evimize. Bunlardan tedirgin olmalı mıyız? Paketleri işte ne bileyim temizlemeli miyiz, yıkamalı mıyız? Ne yapmalıyız hocam? Yani genelde dediğim gibi eşya ve yüzeylerle bulaştığı konusundaki... Ama atıyorum onu taşıyan kurye COVID'liyse, kendisi de bilmiyorsa, bir şekilde işte tükürük yoluyla o pakete bulaştıysa, oradan alıp tekrar ağzımıza soktuk, bulaşma riski var mı? Evet, şimdi şöyle, eğer kişi maske kullanmadıysa, getirirken hapşırdı, öksürdü ya da bir şekilde kutuyu enfekte ettiyse, siz o kutuya elinizle dokunduysanız, o elinizi de ağzınıza, gözünüze, burnunuza temas ettirirseniz o şekilde bulaşabilir. Ama kişi maskesini taktıysa, dikkat ettiyse olmayabilir ya da siz kutuyu açarken, açtıktan sonra elinizi dezenfekte ederek yemeğinizi yerseniz olmayabilir. Ama yemeği hazırlayan kişi mutfakta maskesizse ve hapşırmışsa, öksürmüşse yemek de hani olabilir. O şekilde bulaşma riski de var.
Ama gıdalarla bulaşma hani şu ana kadar kanıtlanmadı. Bu olasılıktan bahsediyoruz. Böyle bir olasılık var diyoruz. Düşük bir risk bu. Yani göze alınabilir bir risk. Ama aldığınız gıdayı mümkünse mikrodalgada, fırında, ocakta bir miktar ısıtırsanız bu risk de ortadan kalkar, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ama dış kabını hani elinize dokundurduktan sonra Bir dış yıkamakta kabını atın fayda var çöpe, kendi elinizi elimizi yıkayın de. yani. Tabii. Tamam. Bu zaten normal temizlik kurallar içerisinde de olması gerekiyor. Şimdi solunum yolu dediniz. Sigara ile ilgili bir haberimiz var ki biliyorsunuz çok insanların kalabalık olduğu yerlerde, kalabalık caddelerde sigara içmek, otobüs duraklarında vesaire sigara içmek yasaklandı. Çünkü insan sağlığına zaten çok kötü etkileri olduğunu bildiğimiz sigaranın bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini arttırdığı ve koronavirüsle enfekte hücre sayısının 3'e katlanmasına neden olduğu bildirildi. Hocam çok ciddi bir oran değil mi bu 3'e katlaması? Kesinlikle evet. Yani bu çok ağır seyrediyor ve daha ölümcül seyrediyor sigara içenlerde. Bunu zaten önceden beri biliyorduk ama bu yayın hakikaten bu konuda güçlü bir kanıt oluşturdu. Ama bizim için bir sorun daha var. Sigara içenlere bulaşma olasılığı da artıyor. Çünkü sigara içenler maalesef maske Maskesi. takamıyor. Sık sık sigara içtikleri için Evet. maskelerini indiriyorlar sürekli. Ve bir de birlikte sigara içme alışkanlığı var Çağla Hanım bizde. Biz hep böyle bir kültürden geliyoruz. Yani birbirimize yakınız. Evet, Mesela bir evet. sigara molası veriyor bir kişi. Evet. Çalışanlar hani sigara ihtiyacı oluyor. Hadi gel aşağı inelim bir sigara İnelim içelim 3-5 diyor. kişi birden maskeyi açalım, birbirimize Covid'i verelim. Resmen böyle oluyor. Aynen öyle. Birbirimize soluyalım Yan yana. nefesini gibi oluyor. Yan yana duruyorlar, sigaralarını yakıyorlar, maskeler çenelerinin altında muhabbet ediyorlar, sigara içiyorlar. Ondan sonra maskelerini takıp yukarı çıkıyorlar. E zaten virüsü aldın sen, maskeyi taksan ne olacak yani? Çıkardın, birlikte sigara içtin, daha ne olsun Evet. yani? En büyük risk de bu maalesef. Bu dönemde, her dönemde, tüm zamanlarda sigaranın çok sağlığa zararlı olduğunun altını bir kez daha çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Gelelim aşı konusuna hocam. Koronavirüs aşısı Aralık ayında geliyor mu? Sizden yorumunuzu isteyeceğim. Profesör Doktor Uğur Şahin yaptığı son açıklamada eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak aşıların dağıtımına 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse ifadelerini kullandı. Şahin Cuma günü Amerika'daki resmi makamlara başvuru yapacağını açıkladı. Amerika Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi'nde görevli danışman komitesi 8-10 Aralık'ta aşıyı görüşmek için bir araya gelecekti. Hocam neler söyleyeceksiniz? Tünelin ucunda ışığı gördük mü aşı konusuyla ilgili? Aşıya çok yakınız. Çok Yakınız yakınız. mı Evet. hocam? İnşallah bir aksilik çıkmaz. Biz Son anda aşıya yakınız, aşı beklenmedik bir bize durum yakın mı olmasın. acaba hocam? Evet. Yakın yakın. Şimdi Türkiye bu aşıya ulaşma konusunda bayağı mesafe alıyor. Benim gördüğüm kadarıyla ve seçeneklerini artırıyor. Hem Evet. Almanya'da üretilen BioNTech'in ürettiği aşıyla ilgili bir angajman var. Hem de Çin'den gelen aşıya ilgili bir angajmanız var. Hem Rusya'daki aşıyla ilgili bir angajmanımız var şu anda. Bir de kendi aşımızı geliştirmeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani Türkiye farklı kaynaklardan seçeneklerini artırarak aşıya bir an önce ulaşmanın peşinde. Sayın Bakan'ın açıklamasından Aralık ayı içerisinde bile aşılamanın başlayabileceği yönünde bir bilgi aldık. Çin'den gelen aşıyla ilgili olarak. Evet. Hatta Rusya'daki aşının Türkiye'de üretilmesi söz konusu. Bu da Evet. tabii aşıya rahatça ulaşabilme imkanı sağlayacaktır. BioNTech'te de Uğur Şahin hakikaten Türkiye konusunda pozitif bir ayrımcılık yapıyor, yapacak gibi duruyor. Bütün bunlar olumlu. Umarım en kısa zamanda ama 2021'in başında, Ocak ayında itibaren aşılama olur. Tabii aşılamada öncelikler olacak. Hızlı bir program Tabii. yapılacak, aşılama programı yapılacak. Ama yaza doğru bu aşılamanın sonuçlarını herhalde alırız eğer erken aşılamayı başlar isek. Evet hocam, baktığımız zaman hangi aşıyı vurdurmalıyız diye kafamızda bir seçenek oluşturmalı mıyız? Mesela siz hangisini vurdurdunuz? Yani şimdi ben aşıların bilimsel dosyaları henüz yayınlanmadı, onun için bilmiyorum ama genel itibariyle verilen bilgilerden her üç aşının da oldukça güvenli ve etkili olduğuna dair bilgiler Evet. var. Çok fark yok gibi görünüyor. Hepsi de koruyucu. Birini vurdurmanız yeterli. Hangisine ulaşabilirsiniz? Bence en erken olarak hangisine ulaşabilirseniz onu %94 de yaptırabilirsiniz. 90, 90 da 92 de ona bakılmayacak bence gibi geliyor. Evet, Onlar evet. birer detay Çok olarak yüksek kalacak. rakam. Yani yüksek Zaten evet. %90 zaten çok yüksek bir rakam. Evet. Şöyle düşünelim. Yani mesela Çin aşısı diyoruz.
Bu aşı Türkiye'de şu anda deneniyor. Yani 10 binin üzerinde insana deneniyor. Dolayısıyla etkisini görüyoruz biz, bunun Evet. güvenliğini görüyoruz. Yani çok tereddüt etmeye, endişe duymaya gerek yok. Bizim ülkemizde denenmiş, sonuçları gözlenmiş bir aşı olacak. Güvenli olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Almanya'daki aşı konusunda da Türkiye'de deneyler yapılıyor şu anda gönüllüler üzerinde. Onun da sonuçlarını görmüş oluyoruz. Güvenli olduğunu görmüş oluyoruz. Yani daha önce deneyerek kullanacağımız için tereddüde bence çok gerek yok. Peki hocam, aşı çalışmaları şu anda o faz 3 bittikten sonra hangi yaşlar üzerinde deneniyor? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde de bu aşının %94 olan aşının mesela etkinliği. Yine aynı şekilde 65 yaş üstü için de bu etkinlik geçerli olacak mı? Kronik hastalığı olanlar için de mesela aynı şey geçerli olacak mı? Bunları henüz daha ayrıntılı olarak bilmiyoruz. Çünkü bunlar yayınlanmadı ama genel olarak bakıldığında hani %90'ın üzerinde bu üç aşının da etkili olduğu söyleniyor. Son olarak Uğur Şahin yaşlı popülasyonda da aşının işlediğini, koruyuculuğunun iyi olduğunu ifade etti. Evet, Moderna aşısı için %94. de benzer bir durum var. Dolayısıyla bence yani çok göreceğiz ama görmeden bir şey diyemem. Ben, mesela çocuk yaş grubunda etkili mi bilmiyoruz. Dediğiniz gibi Mesela. bağışıklığı baskılanmış Tabii. grupta etkili mi bilmiyoruz. Kronik hastalığı olanlarda yeterince etkili mi bilmiyoruz. Bunlar yayınlanınca sonuçlar göreceğiz. Alman-Amerikan ortak ilaç firmalı COVID-19'a karşı geliştirilen aşının 3. faz denemelerinin %90 oranında etkili olduğunu zaten hocam konuşmuştuk, bu haberi vermiştik ama dün elde edilen yeni verilere göre bu aşının 3. aşama klinik denemelerinin sonuçlarında artış oldu ve %95'ten fazla koruma sağladığı açıkladı. Bu da iyi haberler arasına giriyor herhalde. Ya biz 94'ün Evet. 95'in hesabını yapıyoruz da aşı geldiği zaman nasıl yaptıracağız derdine düşeceğiz büyük ihtimalle. Evet, tabii bu aşıyla ilgili açıklamaları Çağla Hanım biraz da pazar psikolojisi içerisinde değerlendirmekte yarar var. Çünkü 8 milyar insan aşı bekliyor şu anda. Aşıyı üretecek olan ülkeler de bu konuda ön almak istiyor. Yani benim aşım daha iyi, benim aşım daha çok koruyor. Ben daha erken aşıya ulaştım demek istiyor. Bir yarış da var. Bu yarış iyi bir şey aslında. Hani Tabii, olsun süreci yarasınlar olumlu hocam. olarak etkiliyor. Ama ben genel itibariyle hani bu %92, %94 bu farkın çok hani şu an için karşılaştırılabilir olmadığını düşünüyorum. Dosyalar yayınlanmadığı için. Ama her halükarda her üç açında yeterince güçlü koruyuculuk gösterdiği yönünde bilgiler veya açıklamalar var şu anda. Bu oranların normal daha önce bulunmuş aşıların oranlarına göre çok yüksek olduğunu biliyoruz. Evet, Yani normalde evet, evet. 50-55'lerdeymiş bu aşıların genellikle etki oranları ama ilk kez korona aşısında böyle yüksek oranlar elde edilmiş. Doğru mu hocam? Evet, kesinlikle haklısınız. Yani mesela grip aşısı veya diğer viral aşılara göre çok yüksek koruyuculuk oranı. Evet. Peki hocam, aşının kimlere uygulanması gerekiyor öncelikli olarak? Bir de onu konuşalım dilerseniz. Yani burada riske göre bir sınıflama yapılacak ama benim gördüğüm dünyada pek çok ülke açıkladı bunu, kimi yapacağını, sağlık çalışanları, en başta sağlık çalışanları. Yani Evet, pek tabii ki. çok ülke hiç tartışmadan sağlık çalışanlarını ilk aşamada aşılamayı düşündüğünü planladı. Bunu uygulamaya koyacaklar. Ki bu mücadele en ön safta çalışanlar onlar. Onları korumak zorundayız. Onlar hastalanırsa bizi kim bakacak, kim tedavi edecek? Evet İşte hocam. o bakımdan en başta onlar ve risk çok fazla. Sağlık çalışanları normal insanlardan 10 kat daha fazla hastalığa, pozitifliğe yakalanıyorlar. Bu görüldü yani. Evet. Peki, buna bile bile de görevlerinin başındalar ve hala sevdiklerimizi, yakınlarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar. Allah kolaylık versin diyelim. Hocam, aşının taşınma ve korunma koşulları ile Şöyle ilgili. Buyurun hocam. Çağla Hanım, Buyurun hocam. sözünüzü kestim ama mesela Rica ederim. Ben şöyle hep kesiyorum. diyelim. Özür dilerim. Yani şimdi bir yakını COVID pozitif çıkıyor mesela, diyelim kardeşi ya da babası ya da başka bir akrabası, yakını. İnanın insanlar ziyaret edemiyor, yanına da Evet. giremiyor, Evet. evine de gidemiyor. Kapıdan bir ihtiyacı olursa oradan temin ediyor, Evet. dokunamıyor ona falan. Ama bir sağlık çalışanları, her gün hastalarımızın odalarına giriyoruz, onlara dokunuyoruz, muayenelerini yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz, temizliklerini yapıyoruz, yemeklerini yediriyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Balgamlarını, kanlarını, idrarlarını, gaytalarını temizliyoruz. Bakın bunları yapıyoruz. Evet. Tırnaklarını kesiyoruz, saçlarını tarıyoruz, vücutlarının temizliğini yapıyoruz. Ve onların COVID olduğunu bile 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 yapıyoruz bile bunu ve her gün yapıyoruz. yapıyoruz. Bu sağlık çalışanlarının ne derece bir özveriyle çalıştıklarını göstermek açısından önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle Öz hocam. evlatlarının
yapmadığı, yapamadığı, çekindiği hizmeti, bakımı, sağlık çalışanları COVID hastalarına bile bile sunuyorlar. Evet. Takdir gerekiyor, hani onun için söyledim. Evet. Hakları ödenmez hocam. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu taşıma ve korunma koşulları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Milyonlarca, milyarlarca aşı üretilecek. Nasıl korunacak? Hangi koşullarda korunması gerekiyor? Böyle bir yerimiz var mı? Yani şimdi BioNTech'in aşısının en önemli sorunlarından bir tanesi bu -70-75 derecede bir soğuk zincirle taşınması ve saklanması gerektiği. Bununla ilgili firmanın bir hazırlığı varmış. Aşıların saklanabileceği kapları da eş zamanlı olarak ürettiklerini söylüyorlar. Ama tabii ne olursa olsun depoların oluşturulması lazım. Taşıyıcı tedarik zincirlerinin buna göre düzenlenmesi lazım. Yapılacak yerlerde saklanması için tedbirlerin alınması lazım. Bu da az bir iş değil. Ülkeler şu anda buna hazırlanmaya başladı bile. Sağlık Bakanlığı da sanıyorum hani bu angajmana göre bir hazırlık yapıyordur diye düşünüyorum. Bizim zaten bazı hazırlıklarımız var. Bazı aşıların da böyle soğuk zincirle taşındığını biliyoruz ama bu -70 bayağı hani derin bir soğukluk. Onu sağlamak o kadar da kolay olmaz. Bir hazırlık gerekecek, evet. Bir maliyet oluşturacak bu. Ama mesela Moderna'nın aşısı daha pahalı BioNTech'in aşısına göre. BioNTech'in aşısı da taşıma ve tedarikle ilgili ekstra masraf gerektiriyor. Bunlar hani birbirini bir şekilde dengeliyor. Dengeleyecekler. Şimdi hocam koronavirüs geçiren 5 hastadan biri yine virüs kapıyor. Bence çok önemli konulardan bir tanesi bu. İtalya'da yapılan araştırmada koronavirüse yakalanan 5 hastadan birinde semptomların 50 gün sonra tekrar görüldüğü açıklandı. Şimdi biz buna baktığımız zaman COVID geçirdikten sonra vücudumuzun ürettiği antikorlar bizi ne kadar koruyor? Ya da o antikorlarla başka bir hastayı tedavi etmek amacıyla yapılan antikor tedavisi o hastayı ne kadar koruyacak? Şimdi bu soruların maalesef tam yanıtı, kesin yanıtı yok. Bilmiyoruz yani. Henüz daha dediğim gibi resmin tamamını görmedik. Gerçekten yani bu hastalığı geçirip sonra tekrar hastalananlar var. Hatta bu hastalığı geçirip daha ağır bir tabloya, ikinci tabloya yakalananlar var. Ölenler de saptandı. İkinci kez geçirip tabii, hayatını kaybedenler mi? Evet, evet. Ve ikinci geçirdiği virüsün ilk virüs olmadığına dair de kanıtlar görüldü. Dolayısıyla nasıl hocam? Oluşan bağışıklık... Pardon, nasıl? Yani ilk hastalığa neden olan virüs de ikinci hastalığa neden olan virüsün aynı virüs olmadığı, ikinci kez dışarıdan virüs alarak hastalandığı da ortaya kondu. Bu da genetik olarak yapılan analizlerde gösterildi. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Oluşan bağışıklık çok yeterli koruma sağlamayabilir. Hastalığın oluşturduğu bağışıklık. Güvenmemek lazım ben geçirdim hastalığı diye. Yine de korunma tedbirlerine uymak lazım. Ama aşılarla elde edilecek bağışıklık, hastalıkla elde edebilecek bağışıktan daha farklı. Orada farklı mekanizmalar var. Daha güçlü, daha kalıcı bir yanıt ortaya çıkabilir. Ama biz aşılarla elde edilecek bağışıklığın da ne kadar süreceğini şu anda bilmiyoruz. Bir bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Korumanın işte oranından bahsediyoruz. %90'ın üzerinde. Ama bu ne kadar sürüyor, kaç ay sürüyor onu bilmiyoruz. Henüz daha belli değil tabii ki. Hocam COVID-19'u geçirdikten sonra yapılan PCR testinin negatif çıkıyor diyelim ki. Sonrasında yapılan antijen testinin pozitif çıkması o hastanın hala hazırda başkalarına bulaştırma ihtimali olduğunu gösteriyor değil mi bize? Şimdi burada farklı çalışmalar yayınlandı son zamanda. COVID testi pozitif olsa bile hastalığı geçirip semptomları düzelen kişilerin 7 gün içerisinde bulaştırıcılığının kalmadığı yönünde son bilgiler bu yönde. Yani test hala pozitif çıkabilir ama o kişi virüsü yaymıyor. Yani ondan virüsü kapmıyor insanlar. Bu daha çok hani salınan virüsün kendisinden ziyade bazı genetik materyallerinin testte tespit edildiği şeklinde açıklanabiliyor. Ya da virülansını kaybettiği virüsün hani daha az miktarda virüs saldığı ve hastalanmaya yetmediği söyleniyor. Ama ne olursa olsun asıl semptomlar başlamadan 2 gün önce bulaştırıcılık başlıyor. Ve semptomlar bittiği zaman da bulaştırıcılık genelde bitiyor.
Biz bir hafta 10 günlük bir izolasyonun yeterli olduğunu görüyoruz hafif vakalarda. Evet. Ama ağır vakalarda ihtiyaten bunu 14 güne hatta 21 güne tamamlıyoruz. Tamamlamak gerekiyor. Maske mesafe derken elektronik bileklikler hayatımıza girecek gibi görünüyor hocam. 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Şuayb Birinci, pandemiyle mücadelede özellikle temaslı ve pozitif vakaların karantina takipleri için hayat eve sığar uygulamasına eklenecek yeni özellikleriyle elektronik bileklik altyapısının hazır olduğunu söyledi. Doktor Birinci, HES'e eklenen ses, yüz tanıma gibi özelliklerle izolasyon kontrolü yapılabileceğini, bunun yanı sıra elektronik bilekliğin kişinin ateşi yükseldiğinde de uyarı vereceğini söyledi. Ne söyleyeceksiniz hocam bu yeni haber için? Yani Başka bu ülkelerde tabii kullanılan bir bileklik midir ya da bu tarz teknolojik aletler kullanılıyor mu ki artık çok fazla ateşin çıkmadığını, farklı belirtilerin daha çok COVID'e ait olduğunu da görmeye başladık sanki. evet yani ateşle yakalama oranınız %30. Elbette ateş ölçümleri yapılmalı. %30 da yakalasanız bence önemli ama HES kodu uygulaması da katkı sağlıyor. Çünkü girer çıkarken diyelim ki bir alışveriş merkezine girerken ateşinizi ölçüyorlar. Bir de Evet. HES kodunuza baksalar o da iyi. Çünkü O da bazı güzel. insanlar maalesef izolasyonda olması gerekirken çıkıyor dışarıya. Yani duyarsız insanlar var. Keşke bunlar olmasa da bu akıllı bilekliklere, şunlara, bunlara hiç ihtiyaç olmasa. Çünkü bunlar konuşulunca insanlar tedirgin oluyorlar. Artık Evet. yani bizi izliyorlar, her tarafta işte bizi takip ediyorlar gibi. Zaten komplo söylemleri var vesaire. Onun için hani bu tedbirlere hiç gerek kalmasa, yani izole edilen kişi Keşke. gerçekten evden çıkmasa, bunlara hiç ihtiyaç olmasa ama maalesef öyle olmuyor. Görüyorsunuz işte dolmuşa binmiş ya da gitmiş kahvede çay içerken yakalanan Maalesef. amcalarımız var yani pozitif maalesef. Maalesef hocam. Hocam eklemek istedikleriniz var mı? Yok aslında çok geniş bence kapsamlı bir sohbet oldu. Her şeyi aşağı yukarı konuştuk diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için hocam. Görüşmek Sağ üzere. olun. Daha güzel günlerde diyelim ve ben hemen bir nefes olsun mutfağa geçeyim. Sevgili Nur'un yanına. Ay, koltuktan kalkamadım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Ne yapıyoruz bugün şimdi ilk? Bugün Adana'nın ıspanak başı diye geçen ıspanak kökü çorbasını yapacağız. Vay vay vay. Ispanak kökü çorbası çok Evet. güzel. Hemen tereyağımı tenceremi alıyorum. Soğanlarımı soteliyorum. Biz biraz burada tabii hızlandırılmış bir şekilde yapacağız. Tuzunu atayım. Daha çabuk olur. Evet. Başka ne Şimdi koyuyoruz? sarımsağımı ekliyorum. Tamam. Onları güzel şöyle bir kavuracaksın. Evet. Yani biraz dediğim gibi hızlandırılmış olacak tabii ki bu. Olsun. Görelim Salça biz. ekliyorum. Salça havada Şöyle uçtu yalnız eklemedim. Havada atıyorum uçarak gitti. Şimdi Tamam. burada hemen şeyi anlatayım. Şunu anlat. Evet nedir bu? Burada sumak normalde bir ağaçtır, bitkidir. Sumağın kendisini de koyabiliriz ama böyle konduğu zaman suya tadı çok güzel geçiyor. Bu su çektirildiğinde o bildiğimiz sumak ekşisi denen şey elde ediliyor. Biz sumak ekşisi kullanmayacağız çünkü burada çok güzel. Su yerine bu sumak suyunu Çok kullanacağız ekşi olur mu çorbamızda. sence? Hiç öyle çok ekşi olmuyor. Hayır. Olmuyor. Çok güzel, çok tatlı bir Kıvamında. ekşisi oluyor. Aynı şekilde bu sumaktan bulabilirlerse eğer böyle tohum kısmını bütün olarak bu hani bildiğimiz patlıcan dolması vardır ya. Ona koyduğumuzda Aa bir dakika lezzeti orada uçuruyor. yıkılır. Evet, Tamam yani güzel. lezzeti öyle uçurur. Sumak suyu. Peki Şimdi sonra ıspanak köklerim kökler. var. Onları atıyorum içerisine. Birazcık onları normalde sotelemiş olacağız. Biz şimdi hızlı geçiyorum ben Tamam oraları. senin ocağın altı yeterince açık mı? Açık, bayağı açık. Biraz daha Kaçta? açın. 6'da. Altı mı? Nasıl bayağı açık? Yani Vurun hani dokuza vurun. 9'a kökledim şu anda. Tamam süper. Evet Bunları da böyle sonra? soteliyoruz. Şimdi burada hemen anlatayım. Haşlanmış nohutum ve mercimeğim var. Onları yemeğime en son ekleyeceğim. Birazcık nane ekliyorum. Tuzumu, karabiberimi ekliyorum. Evet. İlikli kemik suyumu Böyle Oh, güzel sağ bir et olsun. suyumuz var. Jöleli, şifalı, kolajenli. Çok güzel. Sumak Sonra suyumu süzerek sumak suyumuzu süzüyoruz. O böyle ben seviyorum o kök sebzelerin hafif ekşili olmasını. Burada sumaktan O faydalanıyoruz. Çok faydayı güzel. alacağız. En sonda normalde yok ama kimisi limon suyu gezdirir. Ben biraz nar ekşisi gezdirerek servis etmeyi seviyorum bu Tamam. çorbayı. Bu Şimdi mercimekler, nohutlar nereye? bunlar pişecek.
piştikten sonra bunlar zaten haşlanmış olduğu için. Zaten hazırdı onlar. En son şöyle bir çok kısa bir onlarla beraber kaynatacağım ve servise hazır olacak. Ben simit kuruton hazırladım. Onlarla beraber servis edeceğiz. Azıcık böyle kişi başı 2-3 tek küçücük. 5-6 tane koyabilirsin. Bence tamam. Hiçbir sakıncası yok. Az sonra yine bir salata yapacağız evet, birlikte ama ondan önce Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Melda Türkoğlu hocam bizlerle beraber. Bir günaydın demek istiyorum. Bakayım hala günaydın diyebiliriz. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Ekip arkadaşlarınızla birlikte karşıladınız bizi. Merhabalar, günaydın. Bugün güzel bir sabah. Gazi Üniversitesi COVID yoğun bakımdan ben de herkese günaydın demek istiyorum. Çağla Hanım. Kübra ve yanınızdaki sağlık çalışanlarımızın ismi Kübra ve... Evet, Kübra Hanım ve Tülay Hanım. Kübra Hanım hemşiremiz, yoğun bakımımızın baş hemşiresi. Evet. Tülay Hanım da yoğun bakım uzmanımız. Birlikte çalışıyoruz. Yoğun bakım çok büyük bir ekip işi. Hemşire, doktor, personel. Evet. Hep birlikte bugün programa onlar da katılsın istedik. Ne kadar iyi ettiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar efendim. Öncelikle bir haberimiz var. Profesör Doktor Gönen'in bir açıklaması. Yoğun bakım doluluk oranları Nisan'dan daha kötü vaziyette olduğunu söylüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen İstanbul'da koronavirüs salgının tsunami yaşadığını söyleyerek salgının başladığı Mart-Nisan aylarına nazaran artık yoğun bakımlardaki yatış süresinin de çok uzadığını. Çünkü artık risk grubundakilerin de hastalığa yakalandığını işaret etti. Yoğun bakım kalışları uzadıkça sağlık sisteminin zorlanmaya başlayacağını söyleyen Profesör Doktor Gönen, yoğun bakım doluluk oranlarımız Nisan ayınkinden kat kat daha fazla. En çok da aile içi ve sosyal alanlardaki bulaşıcılık hastalığı yaydı açıklamasında bunda. Öncelikle bu haberle ilgili ne söyleyeceksiniz ve sizce neden Nisan'dan daha kötü bir durumdayız? Yorumunuzu rica edeceğim. Evet. Çağla Hanım, bu açıklamaya kesinlikle katılıyorum. Ben kendimi şu anda şöyle hissediyorum. Pandemi yeni başladı Türkiye için. Mart-Nisan ayı içerisinde bizler açtığımız yoğun bakımların, kendimi Gazi Üniversitesi olarak söylüyorum. Evet. Ancak 1/5'ini doldurmuştuk. Şu an bugün saat 2'de başhekimlikte toplantı yapacağız. Yeni bir yoğun bakım daha açacağız. Çünkü hala hazırdaki tüm COVID yoğun bakımlarımız doldu ve halen Ankara'da yatmayı bekleyen hastalarımız var. Evet. İstanbul'un durumu bizden daha da kötü. Yoğun bakımlar gerçekten ciddi dolulukla çalışıyor. Ve bunun ötesinde artık sağlık çalışanlarımız da yoruldu ve hastalanmaya da başladılar. O yüzden eksik elemanlarla da çalışmak zorundayız şu aralar. Bu nedenle ben pandeminin yeni başladığına inanıyorum ve halkımızdan çok büyük bir duyarlılık ve kurallara kesin uyum talep ediyorum. Evet, yani baktığımız zaman o çalışma koşullarında ne kadar kendilerini korusa da siz sağlık çalışanlarımız artık bağışıklık bir yerden sonra düşmeye başladığı evet, için herhalde evet, hastalığa evet, yakalanma oranınız da artıyordur. Nasıl bakıyorsunuz evet, kendinize, nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi Mart ayından beri biz bu işin içinde uğraşıyoruz ve biraz önce Tevfik Bey'i de dinledim. Gerçekten çevremize baktığımız zaman insanlar bu hastaların bırakın bulunduğu yerlere girmeyi, bilinmeyen bir kişiye bile yaklaşırken çok korkuyorlar. Bizler ise tabii, bu hastaların yanına sokuluyoruz, hastaları muayene ediyoruz, hastaların bakımını veriyoruz, her türlü dışkı vesaire cerrahatlerine dokunuyoruz. Yani çok büyük risk altındayız. Evet. Ve bu süreç içerisinde bizi tek koruyan şey koruyucu ekipmanlar. Ülkemizde şu ana kadar koruyucu ekipmanlarla ilgili bir kısıtlılık olmadı. Yani bu ekipmanlara şu anda çok rahat ulaşıyoruz. Ama bir süre sonra bunlara da ulaşmakta zorluk çeker miyiz diye düşünüyorum kendi açımdan. Bizler nasıl kendimize bakıyoruz? Birincisi bunu önleyebilecek bir şey yok. Bunu önleyebilecek şey, yani bir sihir yok. Bir yemek türü, bir ilaç türü vesaire, bu böyle bir açıklama benden beklemeyin. Hı-hı. Bizi koruyacak tek şey mesafe, evet, maske ve temizlik kurallarına uymamız. Bunlara dikkat etmeniz çok önemli. Evet. Tabii bunun dışında sağlıklı beslenmeniz, yapabiliyorsak spor yapmamız, çevremizdeki insanlar evet, için evet, söylüyorum. Evet, evet. Ve kesinlikle dün de bahsedildi yine televizyonlarda. Lütfen aile içi görüşmeleri bile kısıtlayalım. Yani kimin nerede ne taşıdığını bilmiyoruz. Ben bir gece önce çalıştığım uzman arkadaşımın ertesi gün COVID olduğunu öğreniyorum. Yani, yani bizler de artık
Çok korkmaya başladık. O yüzden mesafe çok önemli. Hı hı. Mesafeyi kesinlikle korumamız lazım. Maske çok önemli. Ve gerekmedikçe gerçekten evden çıkmamamız lazım. Yani gönüllü bir sokağa çıkma yasağı kendimize ilan etmemiz lazım. Yoksa durumlarımız çok kötü ve hastalar sizin de söylediğiniz gibi biraz önceki açıklamada uzun süre yoğun bakımda kalıyorlar. Bu hastalar bizim normal yoğun bakımdaki hastalarımız gibi değil. Normal yoğun bakımda izlediğimiz hastalarda bir iki gün içinde tedaviye cevap verir. Üçüncü gün toparlar. Dördüncü, beşinci gün ekstübe deriz. Yani entübe bir hastanın tüpünü çıkartırız. Bu hastalar günlerce, 5 gün, 10 gün, 1 hafta, 2 hafta aynı derecede bir kötüleyerek, bir düzelerek aynı derecede entübe veya oksijen, %100 oksijenle yoğun bakımlarda izleniyor. Yani bir hastayı bizim taburcu etmemiz, çıkartmamız 20-30 gün... Kronik rahatsızlığı olanlar için mi bunu söyleyeceksiniz? Yoksa genç hastalarda da hiçbir rahatsızlığı olmasa bile bu kadar uzun kalışlar, yatışlar oluyor mu hocam? Oluyor. Bütün hastalar için. Çünkü öyle bir şey ki oksijen takıyorsunuz, yüksek akımlı oksijen veriyorsunuz. İnanın 15 gün hiçbir şekilde bir ilerleme göstermeden aynı şeyde, süreçte devam ediyor hasta. 15-20 gün sonra birdenbire bir düzelme görülüyor, görülecekse. Yani bütün hastalar çok uzun süre yoğun bakımda kalıyor. O yüzden yoğun bakım yataklarına gerçekten ihtiyacımız olacak. Ve şöyle bir şu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Gençler olmuyor. Bu algı çok kötü bir algı. Gençler ölmüyor. Hayır. Geçen hafta 40 yaşında bir hastamızı kaybettik. Çok üzülerek. Hastanın odasına fotoğrafını koymuştuk. 3 çocuğuyla birlikte. Kendisi görsün ve ona motivasyon olsun diye. İnanın her sabah, her akşam o fotoğrafı bakarak o hastayı elimizden gelen, yani tanrısal bir gücüm olsa verecektim işin açıkçası. Ama öyle bir gücümüz yok ve o hastayı kaybettik, çok üzüldük. Hayır. Yani genç hastalar da kaybediliyor. Lütfen genç, çoluk, çocuk, yaşlı, herkes kendine çok dikkat etsin. Ve özellikle mesafe ve maske ve birlikte toplu olaylardan kaçınılsın. Evet. Hocam okulların açılmasıyla birlikte mi olarak değerlendireceksiniz? Yoğun bakımda veya hastanenizde şu anda çocukların çocuk hasta sayılarının arttığını gözlemliyor musunuz? İşin açıkçası öyle bir gözlemimiz yok. Yani eskiye göre çocuk hastaları tutma oranı artmadı. Ama çocuk hastalar taşıyıcı, onu biliyoruz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Taşıyıcı olarak onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, aynen öyle. Hocam dün kısa bir belgesel, çok güzel bir belgesel yayınladık. Sağlık çalışanlarının kahramanca bu savaşı sürdürdüğünü, yürüttüğünü aslında bir kez daha oturup düşünmemiz gerektiğini bizlere gerçekten hissettiren bir belgesel oldu. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet, ben teşekkür ederim bu belgeselimize yer verdiğiniz için. Seve seve. Bu belgeselimiz aslında bizim bir projemizin belgeseli. Şöyle ki bizler çok yoğun bir süreç içerisinde çalışıyoruz. Bu süreç içinde yaşadıklarımızı, düşündüklerimizi, tecrübelerimizi bir yerlere aktarmak istedik. Evet. Bir arşivleme yapmak istedik dernek olarak. Ve tam bu esnada Nobel İlaç Firması'nın bizimle örtüşen bir talebi oldu ve biz bu talebi birleştirdik ve pandemi anıları denilen projemizi ortaya koyduk. Bu projede bir yıl boyunca açık kalacak olan pandemianaları.org sitesine girerek sağlık çalışanlarımızın, başta sağlık çalışanları olarak planlamıştık. Sağlık çalışanlarımızın hemşire, doktor, personel, sekreter, tüm eczacı, hastanede çalışan tüm doktorların, sadece yoğun bakım değil, tüm doktorların yaşadıkları anıları... Anıları paylaşabilecekleri bir platform oldu. Paylaşmalarını istedik, aynen. Melda hocam, süremiz çok daraldığı için hemen yanınızdaki kıymetli sağlık çalışanlarımıza da eğer bizlere bir mesajı varsa onları da hızlıca almak isterim. Evet, sözümü bitirebilir miyim Çağla? Tabii ki. Bu anılarını paylaşmalarını istiyoruz. Sonra biz bunu halka da açtık. Evet. Lütfen halkımızın da yaşadığı çok şey var. Hastaların ve hasta yakınlarının.
pandeminanılarinokta.org'a bunu koyarlarsa bir yıl sonra bu bir kitap haline gelecek. Gelecek. Ve sonraki nesillere kalacak. Özellikle sizden de bir anınızı koymanızı veya yaşadıklarınızı, duygularınızı bu süreç içerisinde koymanızı rica edeceğim. Seve seve paylaşırım. Seve seve paylaşırım. Teşekkür ederim. Arkadaşlarla da buyurun. Kısacık böyle bir yoktu. Evet. Mesajları varsa alabilirim. Buyurun. Böylelikle Çağla Hanım, pandeminin başından beri çok ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Sağlık çalışanları olarak hani ciddi anlamda bir tükenme eğilimi içerisindeyiz. Çok zor koşullarda çalışıyoruz. İlk etaplarda özellikle bilinmeyenle mücadele etmenin zorluğu çok daha fazlaydı. Herkesin hani ciddi bir kaçış aşamasında olduğu dönemi varsayarsak, biz kendimizin enfekte olmasından, kendimizin rahatsızlanmasından, hastalanmamızdan daha çok eve taşır mıyım? Evde tabii. Herhangi bir yakınıma zarar verir miyim? Veya arkadaşlarıma zarar verir miyim düşüncesi bizi çok daha fazla yıpratıcı oldu. Bunun korkusu, gerginliği, üzgünlüğü çok daha fazlaydı. Özellikle son dönemlerde sürecin başından beri çok fazla arkadaşımızın aslında aramızdan ayrılması, enfekte olması, sonrasında tekrardan gelmesi gibi durumlarımız söz konusu. Ve çember gittikçe daralıyor, her geçen gün daralıyor ve hani daha da zorlanıyor hale gelmiş pozisyondayız. Bununla beraber alınan kararlarla birlikte sağlık çalışanlarımızın, çocuklarının da bakım problemleri mevcut. Bunun da vermiş olduğu dezavantajla birlikte çocuğumu nereye bırakacağım korkusu da bizi aslında yıpratan bir süreç oldu. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Herkes işini çok severek yapıyor. Ama mücadele ettiğimiz bu tarz sorunlarımız da mevcut şu aşamada. Melda hocamın da biraz önce bahsetmiş olduğu bir hastamız için. Hastamız çok gençti. 40 yaşındaydı. Ek hastalığı olmayan bir hastamızdı. Ya, işte. Ama entübasyon işleminden öncesinde hastanın, evet, çocuklarının fotoğraflarının olduğundan bahsetmiştik. Tekrardan çocuklarımı görebilecek miyim? Tekrardan onlara sarılabilecek miyim? Onlar çok küçükler ve onlara kim bakacak? Korkusu da yaşadı. O hastamızın da hani süreci epeyce de uzun sürdükten sonrasında maalesef hastamızı kaybettik. Benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Hani arkadaşım... Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de daraldı. Önümüzdeki günlerde yine sizinle bir bağlantı inşallah gerçekleştireceğiz canlı yayınımızda. Gönülden sabır ve güç diliyorum sizlere. Ve biz reklamlara gidiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Reklamlardan sonra ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Selim Murabi hocamız bizlerle beraber olacak. Bir kısacık bir ara. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Selim Murabi hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak ayakta sık rastlanan bu ve ciddi bir problem olan baş parmak çıkıntısı nedir? Onunla başlayalım hocam, buyurun. Tamam, teşekkürler. Şimdi baş parmak çıkıntısı aslında biliyorsunuz Türk toplumundaki kadının hemen hemen üçte birinde gözüken bir problem. Bu problemin ortaya çıkış sebepleri arasında genetik altyapı çok önemli. Özellikle ayak yapısında mevcut olan bir düz tabanlık ya da yüksek kavis gibi bir problem olduğunda bunun üzerine bayanların giydiği ayakkabıların da ayak yapılarına uygun olmaması eklendiğinde baş parmak yük altında kaldığında baş parmağın şeklinde bir değişiklik meydana geliyor. Evet. İlk başta göze batan şikayet baş parmağın şeklinin bozulması ama zaman içerisinde hastalar bize geldikleri zaman baş parmaktaki çıkıntının giderek belirginleştiği, bu sebeple ayakkabı giyilme güçlüklerinin olduğu evet. ve giyme güçlüklerinin üzerinde yavaş yavaş diğer parmakların da şekillerinin bozulduğu bir dönemin içerisine giriyoruz. Hı hı. Yine klasik şikayetler arasında hastaların yazın rahatlaması var. Çünkü tabii. açık ayakkabı giydikleri için bu çıkıntıyla olan temasları azalıyor. Hı hı. Hastalar bu dönemde çok rahatlıyor ama kışın özellikle hava şartlarının artmasıyla beraber soğuklarımız daha sert ayakkabılar giyme ihtiyacı olduğunda ya da abiye ayakkabılara geri dönüş olduğunda bu şikayetler giderek artıyor. Evet. Şimdi bizim için iki tane burada önemli nokta var bu konuyu tartışırken. Bunlardan birincisi bu hastalarda çıkıntı ortaya çıkmaya başladığı an itibariyle bir doktora başvuru yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü aslında erken dönemde başvuru yapıldığında
ayakla ilgili gerekli tedbirler alındığında, uygun ayakkabı kullanımı öğretildiğinde bu hastalar aslında şikayetlerini çok azaltıyorlar ve hastalığın gidişatında bir yavaşlama söz konusu oluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Onun çok net bir şekilde altını çizmemiz gerekiyor. Genellikle bu hastalar bize geldikleri zaman bir aparat kullanarak bu şikayetin düzeleceğini ya da parmaklarının şekillerinin geri döneceğini zannediyorlar. Ben de şu an öyle zannediyorum. Onu düzeltelim o zaman. Hani burada aparat kullanmak, tabanlık kullanmak ya da çeşitli parmak arası silikonları vesaire gibi şeyler kullanmak sadece bizim o andaki ağrımızı azaltmaya yarıyor. Bunların hiçbirisi deformitenin düzelmesini sağlamak veya gibi durmasını kesinlikle sağlamıyor mu? Kesinlikle sağlamıyor. Çünkü şöyle bir problem var. En başa geri dönelim. Biz bastığımız zaman baş parmak fazla yük altında kaldığı için deforme oluyor. Bunun için oluyor. Çünkü ayak bozuk. Ayak yapısı bozuk. O yüzden bizim takacağımız bir parmak arası aparatının bizim ayağımızın yere basmasını düzeltmesi gibi bir şey söz konusu değil. Olamaz. Anladım. Hani bir miktar tabanlıklara burada güveniyoruz. Neden? Yük dağılımını daha iyi hale getirdikleri için. Ayakkabılara güveniyoruz. Daha kalın ve yumuşak ayakkabılar giyildiği zaman baş parmağın etrafındaki yükü azalttıkları için deformitenin gidişatı yavaşlayabilir. Ama sonuçta bu ayak yapısı problemli bir yapı ve bu yapının gidişatı esnasında ne yazık ki zamanla beraber deformite giderek artıyor. Şansımızı biraz zorlayacak olursak eğer benim işte giydiğim ayakkabılar gibi sivri burunlu topuklu ayakkabıları giymek durumunda kaldığımız zaman sizin bu önerdiğiniz tabanlıklar mesela iş görüyor mu? Şimdi bu çok güzel bir soru. Herkes de aynı şeyi tartışıyoruz. Aslında benim şu anda sizin giydiğiniz ayakkabıyla bir şikayet oluşması gibi bir sorunum yok. Neden? Çünkü şu anda yürümüyorsunuz. Yani bir ofis işindeyken oturan bir hanımefendinin toplantıya katıldığı esnada giydiği ayakkabı. Benim için neresi önemli? Spor yapılan ayakkabının uygun olması lazım. Alışveriş merkezine gidilen ayakkabının iyi olması lazım. Uzun süre yürüyüş yapacağımız ayakkabılar. Ayakta kaldığımız esnada, yükü taşıdığımız esnadaki ayakkabının iyi olması lazım. O yüzden birkaç saat için giyilen ya da ofis şartlarında giyilen bir ayakkabının bu deformiteyi olsa olsa yapacağı tek şey kızarıklığı bir miktar arttırması söz konusu olur. Burada hastanın günlük hayatta kullandığı ayakkabılara dikkat etmesi deformitenin gidişatını ve şikayetlerin oluşmasını engellemedeki majör faktör olduğu unutulmaması ayakkabıyı gerekiyor. Ayakkabıyı değiştiremiyorsa ne yapabilir peki? O baş parmak aparatlarında sadece o dönemlik işe yaradığını söylediniz. Yani ne yapabilir? Peki, ne yapabiliriz? Mesela ameliyata gelmeden önceki aşamalardan biraz şöyle, bahsedelim. Aslında mesela bence yapılacak şey şu, iki ayakkabı kullanımı diye bir teori var. Bunu doğru hale getireceğiz. Yani örnekleyeyim, ofise giderken giydiğiniz ayakkabıyı ofise gittiğinizde giyin lütfen. Ofise kadar varana kadar, ofisten çıktıktan sonra eve döndüğünüzde, alışveriş merkezinde lütfen bizim uygun gördüğümüz ayakkabıyı kullanın. Bu uygun gördüğünüz ayakkabıyı kullandığınız anda zaten bizim problemimiz ortadan kalkıyor. Çünkü ana problemimiz işin içerisinde ayakkabının uzun süre yük taşıdığı anda kötü ayakkabı olmasından dolayı kaynaklanıyor. Anladım. Mesela biz şunu çok net görüyoruz. Hastalar bize geldiklerinde onlara gerekli tavsiye ettiğimiz ayakkabıları giydiklerinde parmak şikayetleri ortadan kalkıyor. Ve hastanın ağrısı azalıyor. Zaten aslında bu deformite çok ilerlemediği sürece ya da çok ağırlı olmadığı sürece cerrahi bir tedavi de teklif etmiyoruz hastalara. Genetikte varsa doğru ayakkabı kullanımıyla durdurulma şansı var mı peki? Hep yavaşlatıyoruz. Altını çiziyorum. Hep yavaşlatıyoruz. Ya burada şu gibi faktörlerin olduğunu lütfen altını çizelim beraber. Gebelik bir risk faktörü çünkü kilo alıyoruz. Menopoza girmek bir risk faktörü çünkü kilolu hormonal kişiler değişimi ekleyeceğiz. Evet, yani bunların hepsi. Diyabet, romatoid problemin olması, hep işlevselliğin artırılması ve hallux valgus'un oluşması için, baş parmak çıkıntısı oluşması için bir ek faktör. Ama çok net bir kural var. Eğer ki siz iyi ayakkabı kullanırsanız gidişat oldukça yavaşlıyor. Hangi noktada ameliyatı artık ameliyat girişiminde bulunmak durumunda kalıyorsunuz? Yani ağrısı mı çok artıyor? Artık kemik o kadar büyüyor ki işte ne bileyim ayakkabıya giremez hale mi geliyor? Hangi noktada ameliyat edeceksiniz? Aslında 3 tane temel problem var. Bir tane sizin bahsettiğiniz ağrı problemi. Bizim için ağrı probleminde bu arada hastanın normal iyi tavsiye edilmiş ayakkabı giymesine rağmen ağrısının olması var. He. Yani mesela hasta diyor ki ben iyi bir spor ayakkabı kullanıyorum ama artık spor ayakkabıyla bile ağrım çok fazla. O zaman ameliyat zamanımız geldi. Çünkü burada artık eklemin bozulmaya başladığını hissediyoruz. İki numara, hastanın eğer ayağında mevcut olan küçük parmaklarında da deformiteler gelişiyorsa, parmaklar üst üste biniyorsa ya da parmaklarda katlanmalar meydana geliyorsa bizim için bir cerrahi tedavi söz konusu. Bir üçüncüsü de bu hastalarda gözüken sinir sıkışması olarak adlandırdığımız bir problem var. Bu problemde hasta 3. ve 4. parmaklarında bir uyuşma hissi, ayakkabıyı çıkartıp atma hissiyle karşı karşıya kalıyor. Bu problem oluştuğu zaman da cerrahi yapmayı istiyoruz hastalarımızda. Nasıl yapıyorsunuz cerrahi hocam? Şimdi temelde hastalarla tartıştığımız iki tane önemli nokta var. Birincisi, bu ameliyatı yaparken hastamızın yaşına ve altta yatan başka bir rahatsızlığın olup olmamasına göre karar veriyoruz. Yani Allah Allah, halbuki ayak baş parmağı çıkıntısı dersin mesela. Kesinlikle herkes öyle düşünüyor ama, evet, ama buradaki ana problem şu, mesela örnek diyelim, hastamızın romatizmal bir hastalığı varsa yapılacak ameliyat çok farklı bir ameliyat. Hastamız düz tabansa yapılacak ameliyat çok farklı bir ameliyat. Kişiselleştiriyorsunuz anladığım. Tabii. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Biz ayaktaki bozukluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir cerrahi yapmak zorunda
durumdayız. Baş parmağı eğer sadece düzeltecek olursak, ayaktaki ana problemi çözmeyecek olursam hastanın baş parmağında yapmış olduğum ameliyat en fazla 5 sene sonra tekrardan bana çıkıntıyla geri gelecektir. Anladım. Yine örneği romatizmaya çevireceğim. Hastamızın romatizmal ilaç kullanması gerekiyor. Biz ameliyatını yaptık ama hasta ilaçlarını kullanmıyor. Hastanın deformiteleri devam edecektir. Birinci parmakta yaptığınız işlem bozulmasa bile geri kalan parmakları bozulacaktır. O yüzden böyle bir cerrahiye giderken muhakkak ama muhakkak hastanın altta yatan rahatsızlığına uygun bir cerrahi tercihinin olması gerekiyor. Hı hı. İkincisi de burada tabii ki hastanın yaşı ve yaşıyla ilgili hastanın ekleminin ne kadar bozuk olup olmadığına göre karar veriyoruz. Hastanın yaşı gençse, eklem bozukluğu yoksa tabii ki çok daha başarılı ameliyatlar kelimesini kullanacağım. Çünkü eklem iyi olduğu için hastanın ameliyat sürecindeki hareket açıklığı ve fonksiyonlara geri dönüşü çok iyi oluyor. Ama hasta geç kaldığında, eklem bozulduğunda, kıkırdak hasarı geliştiğinde siz parmağı düzgün bir şekil verseniz bile ne yazık ki hasta çok mutlu olmayabiliyor. O yüzden doktor kontrolünde gitmek burada çok önemli. Evet. Başvurudan itibaren takip ederek doğru zamanda başka deformiteler oluşmasına müsaade etmeden, sinir sıkışmalarının olmasına müsaade etmeden doğru zaman diliminde ameliyat yapılması bizim için en uygun olacaktır. Peki ameliyat sonrası süreç nasıl devam ediyor? Şimdi şöyle, ameliyat sonrası sürece baktığımız zaman da orada da birkaç tane böyle şehir efsanesi cümle var. Onları düzeltmem gerekecek. Mesela hastalara artık alçı yapmıyoruz. Hastalarımızın alçı yapılan ameliyatları var ama bunlar çok nadir ameliyatlara dönüştü. Daha çok böyle protez edilmiş ameliyat sonrası ayakkabılarıyla hastaları ayağa kaldırmayı başardığımız ameliyatlar yapıyoruz. Önemli olan nokta bu hastaların yaklaşık 3 hafta kadar evde istirahat etmeleri gereken bir sürece ihtiyaç duymaları. Yani istirahat derken kalkıp hiç yürüyemeyecek mi? Kalkıp yürüyorlar ama nereye yürüyorlar? Örnek vereyim, yatak odasından salona gidebiliyorlar. O kadar yani. Mutfağa gidebiliyorlar ya da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ayağa kalkıyorlar. Biz çünkü burada şunun çok peşinde koşuyoruz. Bu ameliyattan sonraki en büyük sıkıntımız ayağın şişmesi. Biz ayağın şişmesini istemiyoruz. Ayağın şişmesi de onun ayakta kalmasıyla orantılı. Kesinlikle. Bağlantılı. Ne kadar çok ayakta kalırsanız, ne kadar ayak aşağı sarkarsa o kadar şişiyor. Şişlik niye önemli? Hastalarla programa koymuş olduğumuz bir ayakkabı giyme rutinimiz var. Eğer ayak çok şişecek olursa ne yazık ki program aksıyor. Tabii. Ve hastayı normal hayata geri döndürmekte gecikiyoruz. O yüzden temel mantığımız şişmemiş bir ayakla yola çıkıp açıkçası 4 ay sürecek olan bir maceradır bu ameliyata girdiğimiz zaman. 4 ayın sonunda hastamıza söz verdiğimiz zaman diliminde artık ayakkabılarına geri dönmüş ve rutinini yakalamış bir kişi olarak yaşantısına dönmesini istiyoruz. Peki bir diğer sık görülen ayak rahatsızlığına bakalım dilerseniz. Düz tabanlık. Düz tabanlık nedir? Şimdi düz tabanlık aslında toplumda en çok rastlanan ayak problemlerinden bir tanesi. Aslında ayağın içinde kavis dediğimiz bir yapı var ve ayağın yaylanmasını sağlamakla görevli. Kavisin yere bastığı esnada havada kalmayı başarmasını sağlayan bir kas var. Bu kas yeteri kadar iyi çalışmadığında düz tabanlık olarak adlandığımız tablo oluşuyor. Bu kasın çalışmaması anne karnından çıkışta gelişebildiği gibi yaşla beraber de ortaya çıkabiliyor. Hangi koşulda mesela o kas çalışması? Hepimiz yürüyoruz yani, ekstra bir şey yapmaya gerek var mı o kasın çalışması için? Şöyle söyleyeyim, örneklemem gerekirse mesela 50 yaşın üstünde diyabeti olan, romatizmal hastalığı olan kişilerde ya da bir ayak bileği burkulması geçirmiş ve bu kasına zarar vermiş kişilerde sonradan kazanılmış düz tabanlık diye sonradan bir tablomuz var. Evet, bu bizim için zaten çok önemli bir tablo çünkü çocukluk dönemi düz tabanlığında tablo genellikle çocukluk döneminde rastlanıp çocuğun büyümesiyle beraber fizyolojik olarak düzeliyor genellikle. Ama 50 yaş grubunun üzerinde gördüğünüz düz tabanlıkta tam tersi bu tablo giderek ilerliyor. Bu bizim için çok önemli çünkü hastaları burada çok iyi izleme ihtiyacımız var. Bu düz tabanlık eğer agresif bir şekilde ilerliyorsa başka problemlere yol açmadan ameliyatta düzeltme ihtiyacımız var. Çünkü bu hastalarda parmak deformiteleri gelişebiliyor. Tabii. Ayağın yapısal sorunları ortaya çıkabiliyor. Ayağın eklemlerinde kireçlenme sorunları olabiliyor. Buralara gelmeden hastaları erken döneme tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer bu sorun doğuştansa bile sonrasında bir tedavi söz konusu oluyor mu mesela? Şimdi şöyle, doğuştan olanları ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz çocuklarda. Esnek olanlar ve sert olanlar şeklinde. Yani bunu siz çok güzel anlatmıştınız. Evet. Eğer ayağını şu şekilde yapıyorsa ve burada bir boşluk oluşuyorsa, bastığı zamanki çok fazla önemli değil ama şu hareketi yaptığında burada bir boşluk oluşması önemli. Bu ona düz taban demiyoruz demiştiniz. Evet, aslında buna esnek düz taban ya da flexible diyoruz ki bunu ayırt etmek istiyoruz. Çünkü havada varlığı olan, kavisi olan çocuklarda aslında geçiş sürecini yaşayan bir çocuk var. Bu çocuk aslında 13-14'lerine kadar döndüğünde bu kavis normale geri dönecek. Bizim endişe ettiğimiz grup bunlar değil. Bizim endişe ettiğimiz sizin bahsettiğiniz teste parmağı yukarı kaldırdığımızda düz tabanlığın devam ettiği havada kavis oluşturamadıklarımız. Bunlar hiçbir zaman düzelmeyecekler. Bunları takip ederken tabanlık kullanımları kesinlikle çok önemli. Hı hı. Hatta başka deformite geliştirmeye doğru gidiyor ya da çocuğun sosyal hayatına zarar veriyorsa o zaman oturup cerrahi tartışmaların içerisinde beraber aileyle giriyoruz. Kimler mesela, hangi noktadakiler tabanlık kullanmalı? Şimdi şöyle, aslında bunu ikiye ayıracağız. Tamam. Bir,
fonksiyonel problemi olan çocukların tabanlık ya da erişkinlerin de böyle. Örnek vereyim, spor yaparken ağrısı olan kişiler, yürümeyle ilgili problem olup yürüme sonrasında bacak ağrısı, bel ağrısı, diz ağrısı gibi sorunları olan yapar kişiler. Yapar mı düz tabanlık ağrı bunların hocam? Hepsini ağrısı yapıyor. Hatta düz tabanlık şöyle bir şey yapıyor. Ne yazık ki çocukluk döneminde sportif performansı biraz geriye düşürüyor. Ha. Hatta şöyle bir sıkıntımız var. Çocukların ne yazık ki spor yapmaması sonucunda ortaya çıkan bir kilo problemi de oluşuyor. O yüzden biz bu arada çocukların o kilo problemiyle karşılaşmaması için spor yapmalarını istiyoruz. Sadece yeri geldiği için biliyorsunuz koronadan dolayı hepimiz daha fazla evde vakit geçiriyoruz. Daha az hareket ediyoruz. Daha az hareket ediyoruz. Bu arada ayakkabı da evde genellikle giymiyoruz. Tabii. Özellikle düz tabanlığa meyilli olan erişkin ya da çocuklar ev içerisinde hiçbir şey kullanmadıkları zaman kavis daha da kendini aşağı salıyor ve kavis daha da kendini aşağı saldığı için bu kişiler evden dışarı çıkıp basit bir harekete geçtiklerinde kaval kemiği, diz ve bel problemleriyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden belki de bu kişilerin evde giyebilecekleri bir ayak ve ayakkabı ve değil mi tabanlıklarının kullanılması bu dönemde. Püf noktası burası. Yani evde olabilirsiniz, az hareket ediyor olabilirsiniz ama ayağınızın anatomik yapısının zarar görmemesi için lütfen ayağınızı koruyacak olan içi desteklenmiş gerekirse tabanlıklı ya da ortopedik nitelikleri olan bir şeyler kullanmanız son derece ayak yapısının korunmasından çok önemli. Bu arada ev içinde kalmaya rağmen günlük olarak muhakkak minimum 3-4 bin adım atılacak bir organizasyonu yapmanız. Yapılmalı değil mi? Hani bu yaşınıza, yaşadığınız yere göre muhakkak ama muhakkak yaşam içerisinde olması gereken bir hareket miktarı. Fazlasının hiçbir zararı yok ama dediğim gibi muhakkak bunun minimumun yapılması gerekiyor. Baktığımız zaman düz taban olarak hayatını devam ettiren bir sürü insan var. Hangi noktada siz mesela ameliyat yapıyorsunuz? Şimdi düz tabanlarla ilgili ameliyat yapma kararımızdaki en önemli faktör ayağın yapısal bozukluklarının olaya eklenmesidir. Biliyorsunuz bu insanlarda en fazla ortaya çıkan problem içeri basmaları. Evet. Düz taban kişilerde içe basma eğer bir tabanlıkla desteklenmeyecek olup kendi haline bırakılacak olursa topuk kemiğinin dışarı dönmesine ve diz aksının bozulmasına yol açıyor. Tamamen artık yukarıya doğru. Yukarıya doğru gidiyor. Zaten bizim görevimiz bunun olmasına müsaade etmemekten geçiyor. Biz ayak deformitesi geliştirmiş, artık ayağıyla ilgili olarak topuğu dışarı dönmüş, diz deformiteleri oluşturmaya görülmüş olan ciddi ayak problemlerinde ciddi düz tabanlıklarla cerrahi yapmayı planlıyoruz. Tekrar söylüyorum, buradaki ana amacımız sadece ayağı düzeltmek değil, ayakla ilgili gelişebilecek olan bütün ortopedik problemlerin önüne ket vurmak için bu cerrahi yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi içe basma da olabilir mi? Mesela özellikle çocuklarda görüyoruz. İçe basma neden oluyor çocuklarda? Şimdi çocuklardaki içe basmada genellikle düz tabanlık var ama az önceki konuşmamızda esnek düz tabanlıktan bahsettik. Onlar da bize çok içe basmayla geliyorlar. Karışmasın lütfen. Tamam. Tam tersi bu çocuklarda hiç cerrahi yapmıyoruz. Cerrahi ihtiyacı yok çünkü hatırlatıyorum bu çocuklar 13-14'te kendiliğinden gelişimiyle düzeliyor. Birlikte. Biz burada bu çocuklarda tabanlık kullanırken ana hedefimiz içe basmanın kalıcı hale gelmesini engellemek ve çocuğun az önce bahsettiğimiz sosyal etkinliklerden geride kalmasını bloke etmek amacıyla kullanıyoruz. Burada tabanlık kullanmak gidişatı değiştirmiyor. Böyle bir yanlışlık da var halk arasında. Sanki çocuk tabanlık kullandık ve düzeldi ya da daha hızlı düzelecek gibi bir angajma var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tabanlığı kullandığımızda çocuğun kendi genetik altyapısıyla 13, 14, 15'te gelecek ayak yapısının gidişatına bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece yan etkilerin ortaya çıkmasını engelliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Peki var mı eklemek istedikleriniz? Sadece lütfen uygun ayakkabı kullanmayı herkes unutmasın ve evde de hareketli kalmakla ilgili lütfen herkes kendine dikkat etsin istiyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Operatör Doktor Selim Muğur abi hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Ve hocam uğurlarken ben birazcık mutfağa doğru geçeceğim. Ardından diğer konuğumu davet edeceğim. Güzel bir salata yapacağız. Çiğ brokoli salatası yapacağız. Çiğ brokoli salatası. Hemen sosumla başlıyorum. Bir kaşık hardalımı koydum. Birazcık nar ekşisi. Sevmeyene brokoli sevdiren insan Nur. Gerçekten. Evet, çiğ brokoli mi dedim ben? Çiğ Brüksel lahanası. Evet sen brokoli dedin sen Brüksel lahanası. Evet ben orada kaldım brokoliyi çünkü. Brokoliyi yaptık şimdi Brüksel lahanası sevdireceğiz. Bunda da öyle iddialıyım yine aynı şekilde sevdirecek. Ben mesela sevmiyorum Brüksel lahanasını. Nasıl yaptık? Ya fırınlamayı seviyorum ya da şey seviyorum ya da böyle çiği seviyorum. Çiğ şimdi hardal nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağımı güzelce çırpıyorum. Tamam. Brüksel lahanamı çiğ çiğ ince ince kendim bıçakla kestim. Maydanoz ekliyorum. Ekledin. Birazcık nar ekliyorum. Ekledin. Şöyle gönderdik. Evet. Ve sosumu veriyorum. Birazcık da badem eklenebilir. İsteyen bunu bir öğüne çevirmek isterse peynir ekleyebilir. Tavuk içerisine. Parçaları, hindi parçaları, aynen, et parçalarıyla. Aynen. Böyle de süper güzel lezzetli bir salata oldu. En üstte de bademlerimi atacağım. Deneyeceğim. Bir de file bademler var. File bademlerimi onları de en üstüne ekliyoruz. Atıyorum. Evet. Son derece bu. Pratik oldu. Ellerine sağlık. Bakalım sevecek miyiz Brüksel lahanasında? Ben bakalım. Eminim. Ben eminim. Peki. Ellerine sağlık. Hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Medikal estetik hekimi Doktor Hilal Koral geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Birazcık da cilt güzelliğimizi konuşalım. Günümüzde özellikle kişiler
hangi cilt problemleriyle daha sık karşınıza geliyor bugünlerde diyeyim? Aynen. Şimdi çağımızda biliyorsunuz çok stresli yaşıyoruz ve de pandemi dönemindeyiz. Hı-hı. Ekranların, Zoom meetinglerin, bilgisayarların başındayız ve orada her zaman kendimizi görüyoruz. Bu nedenle daha çok cilt bakımları ve elastikiyet kayıplarını gidermek için başvuruyor hastalarımız. Peki mesela tabii ki bunlar yaşla birlikte karşımıza çıkan problemler. Aynen, evet. O zaman biraz başa dönecek olursak cildimiz neden yaşlanıyor ve bu yaşlanmayı engellemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kesinlikle durduramadığımız bir süreç var. Doğduğumuzda başlıyor, kronometreye basılıyor ve bir yaşlanma süreci başlıyor. Fakat bunun yanı sıra dışsal etkenlerle de yaşlanıyoruz. Yani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi güneş ışınları, stres, kötü yaşam şartları. Bunlar da bizi hızla yaşlandırıyor. Öncelikle bu yaş alımında bizi cilt altında bozulan, değişen bazı dinamikler var. Özellikle bir çeşit kök hücre olarak da bilinen fibroblastların salgıladığı kolajen ve elastin üretiminde, hyaluronik asit üretiminde 25'li yaşlardan sonra çok ciddi bir azalma oluyor. Evet. 25'li yaşlara kadar bu hücreler, fibroblastlar çok yoğun bunları üretiyorlar. O kadar yoğun ki bir miktarda sürekli depolanıyor. Ve o süreçteki insanlara baktığımızda pırıl pırıl gergin, ışıl ışıl ciltlerle karşımıza çıkıyorlar. Ama 30'lardan sonra, 30'lara yaklaştıkça 25'li yaşlarda azalan ve sürekli depolardan kullanan yediğimiz kolajen artık azalıyor ve sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Burada işte artık yapılanmayı uyarıcı, bozulanı onarıcı işlemleri devreye sokmamız artık, gerekiyor. Bir yerden sonra başlamamız gerekiyor. Evet. O zaman biyolojik lifting'i konuşabiliriz. Biyolojik lifting aşısı nedir? Evet. İşte biyolojik lifting aşısı dediğimiz ya da serumu dediğimiz bu işlem cildin aslında gerçekten kendi kendine yapabildiği şeyi, yavaşlayan süreci hızlandıran ve doğal yapılandırmaya uyaran bir ürün. Ne yapıyoruz? Cilt altına belli noktalara, özel noktalar bunlar, hyaluronik asit veriyoruz. Ama bu hyaluronik asit iki farklı molekül ağırlığında cildi hem nemlendiriyor hem kolajeni uyarıyor. Tembelleşen hücreleri yapılandırıcı, onarıcı etkileri var. Peki bu bir gençlik aşısı diyebilir miyiz mesela? Evet, bir çeşit gençlik aşısı. Çünkü cilt altına verdiğimiz cildi uyaran, yapılandıran, eksiğini yerine koyan ürünlere biz genel olarak gençlik aşıları diyoruz. Biyolojik lifting aşısı da bunlardan bir tanesi. Kendine özgü iki farklı molekül ağırlığında doğal çapraz bağlı olmayan, gerçekten cildimizin normalde de salgıladığı hyaluronik asiti yerine koyuyor ve bunun ekstra ömrünü uzatıyor. Ve antioksidan etkisi de olan trihaloz dediğimiz bir madde de var bunda. O şekilde daha farklı bir işlem de devreye giriyor. Çünkü trihaloz çöl bitkilerini bile, bir damlası bile çöl bitkilerini hayatta tutan, çok yoğun nem tutan bir madde. İşte bunu cildimize verdiğimiz zaman ekstra kendisi de hyaluronik asit kadar nem tutuyor. Artı bizim koyduğumuz hyaluronik asitin ömrünü uzatıyor. Uzatıyor. Evet. Normalde ne kadar mesela ömrü bu aşıyı yaptırdık, ne kadar mesela ne kadar sonra etkisini görüyoruz ve etkinliği ne kadar sürüyor aslında? Hyaluronik asiti biz birçok uygulamada kullanıyoruz. Teknoloji geliştikçe ömrü uzatılıyor. Çünkü eskiden kullandığımız hyaluronik asitlerin ömrü kısa olduğu için çok sık aralıklarla yapıyorduk. Biliyorsunuz bu da birçok kişi için artık handikap. Çünkü pandemi dönemindeyiz. Daha az doktora giderek daha uzun süreli işlemler her zaman bizim için çok büyük avantaj. Tabii. Şimdi bu yeni teknolojide hyaluronik asitin ömrü uzatıldığı için, çünkü bunun içerisinde iki farklı molekül ağırlığında hyaluronik asit var. Bunlardan bir tanesi düşük moleküllü ağırlıklı hyaluronik asit hemen devreye giriyor. Cildi çalıştırıyor, ciltte bir yapılanma, nem, ışıltı, parlaklık oluşturuyor. Diğeri ise
kolajen uyarısını ortaya çıkarıyor. Yeniden kolajen üretimini devreye sıkıyor. Dolayısıyla birisinin etkisi hemen görülüyor. Diğerinin etkisi daha sonra başladığı için o süreç uzuyor. Ne kadar uzuyor mesela? Daha sık aralıklarla değil, daha geç aralıklarla. Ayda bir 3-4 uygulamayla maksimum, ama genellikle ortalama ayda bir 2 uygulamayla yıllık bakımını sağlanmış oluyor. Her ay mı yaptıracağız? Bir kere. Hayır. Bir ay arayla 2 seans genellikle yeterli oluyor. Evet. Uygulama ne kadar sürüyor peki? Çok kısa. Çok konforlu, çok kısa. Genellikle hiçbir uyuşturma anestezi gerektirmeden 5-10 dakikada gerçekten nasıl? Çok kolay. Nasıl? Enjeksiyonla yapmıyor musun? Ama çok kolay. Ama nasıl ya? Ama ben çok ona elimiz dikkat ediyorum. Mi? Hem hafif hem de ağrı işim çok düşük olduğu için empati çok yüksek. Onun nefes kontrolü, çok lokal soğuk uygulama ve titreşimle bile yeterli oluyor diyorsunuz. Aynen, çok yeterli oluyor konuşarak. Günlük yaşama dönüşte bir sıkıntı oluyor mu? Ne bileyim, izdi, morarmaydı vesaire falan filan. Hemen yaptırdın, hayatına devam edebiliyor musun? Tabii ki iğneli her uygulamada en küçük de olsa bir risk var, ama genellikle hiçbir problem olmadan öğle arası bile yaptırıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. O kadar konforlu. Ha. Bunun yaptırmanın bir mevsimi var mıdır? Şu mevsimde yaptırın, sonrasında güneşe çıkmayın falan gibi bir şey yok. Hayır, son derece konforlu, çok kısa sürede uygulanabilen, geniş aralıklı uygulanabilen ve etkisi çok kısa sürede, hani yaptırdıktan 1-2 gün sonra bile hemen gördüğünüz flash bir etki var. Ama ondan sonra o biyolojik lifting etkisi giderek ortaya çıkan bir etki. Hatta şöyle diyebilirim. Ben hastalarıma bunları uyguladıktan sonra bir pandemi süresince 2-3 ay göremediğim hastalar olmuştu. Sonra pandemiden sonra tekrar karşılaştığımda, maskelerini çıkarttıklarında hani bayıldım. Gerçekten çok güzel etkiler oluyor. Uygulama bölgelerini biraz konuşalım. Tabii. Tüm cildimize uygulanıyor mu? Ne bileyim, göz altlarına uygulanıyor mu? Göz kapağı genellikle hep ayırırız buraları ama. Evet, kesinlikle doğru. Gözaltı uygulamaları daima çok titiz ve farklı uygulamalar, farklı ürünlerle uygulamalar gerektirir. Şimdi bu cildin genel olarak tüm yapısında bir genel iyileşme ve beraberinde bir lifting istendiğinde ve bunun doğal bir lifting olması istendiğinde uygulanan bir yöntem. En güzel şeylerinden bir tanesi de çok fazla enjeksiyon sayısına ihtiyaç, uygulama alanına ihtiyacınız yok. Bir bölgede 6 nokta, bir bölgede 6 noktayla yeterli bu işi tamamlıyorsunuz. Ama. Fakat bunlar özel noktalar. Özellikle lifting yapan, liftingde kullandığımız noktalar. Bu dolgudan farklı olsa bile, bazen dolguda da bu biz lifting noktalarını kullanırız. Aynı şeyde burada da biyolojik liftingde de aynı noktaları 6 nokta 6 nokta uygulayarak tamamlamış oluyoruz. Lifting deyince hemen yani yüzün böyle yukarıya aynen doğru böyle bir çekilmesi evet de diyebiliyor muyuz? Kesinlikle. Yani nem veriyor, işte parlak aynen veriyor vesaire. Kesinlikle. Ama. Kesinlikle. Yapılır yapılmaz yarısını bile gösterdiğinizde etkisini anında görüyor, etkisini görüyorlar. Ama hı, aradan geçen zaten fotoğrafla da kontrol ettiğinizde gerçekten ciltte bir ışıltı, parlaklık, düzelme ve lifting yukarıya doğru kalkma, aşağıya doğru yani yer çekimine, yenilen cilde hı hı yardımcı oluyor. Onu yukarıya doğru kaldırmada, doğal görünümü bozmadan kaldırmada. Evet, çok önemli. Çok çok önemli. Kırışıklıklara da iyi geliyor. Kesinlikle, o zaman tabii. İçerisinde nem tutan hyaluronik asit, trihaloz gibi maddeler varken cildin nem ihtiyacı karşılandığı zaman ince kırışıklıklarınız azalır. Tabii. Bir de kolajen, elastin, ekstra bir de hyaluronik asiti salgılayan hücreleri uyarıp da içten bunu kendi kendine yaptırdığınız zaman zaten doğal bir yapılanma sürecinde başlatıyorsunuz. Çok güzel. Herhangi bir yan etkisi var mı? Bir de uygulamanın yaş aralığı nedir mesela? Bir de sizin tavsiyeniz nedir? Yani şu yaşlarda yaptırmak, daha işte erkenden başlamak daha iyi olur gibi. Kesinlikle sekonder yaşlanma belirtilerinden de bahsettim. Bazen hastalar ve genetik özellikler yaşının daha üzerinde olabiliyorlar. Yani doğru, elastikiyet problemi oluyor genetik olarak, yaşamsal olarak. O 20 yaşın üstünde herkese yapılabilir. Ama bir seans yaparsınız mesela, ona yeter. Genellikle 30 yaş üzerinde çok sık uyguladığımız bir yöntem. Ama sorun fazlalaştıkça bazen seans sayısını
artırıyoruz. Ya da diyoruz ki her mevsim bir kere gel, hani bunun devamlılığı sağlansın. Çok daha iyi hissedersin kendini şeklinde. En çok etki daha ileriki yaşlardaki olan kişilerde mi görüyorsunuz? Herkese görüyor musunuz? Kesinlikle, tabii ki. Peki bu uygulama mesela yüzdeki başka hangi işlemlerle kombine olarak yapılabilir? Şöyle, ondan önce sadece yüzde değil tabii ki. Yani cildin ihtiyacı olan özellikle boyunda, dekoltede, ellerde istediğiniz her bölgeye uygulanabiliyor. Tabii ki birçok uygulamayla beraber de kombinasyon yapılabiliyor. Biz doğal görünümü ve yapılanmayı doğal olarak sağlamayı hedeflediğimiz zaman bazen kişinin ihtiyacına göre öncelikle enerji bazlı uygulamalar da yapabiliyoruz. Nedir bu enerji bazlı uygulamalar mesela? Bunlar mesela değişik lazerler olabilir. Odaklı ultrasonlar, odaklı radyo frekanslar olur. Bunların da amacı... Yani o kadar çok var ki aslında evet. İnsanın birazcık aklı karışıyor. Yani siz mesela iyi yaşa almak isteyen bir hasta geldiği zaman ilk öneriniz, tavsiyeniz mesela ne oluyor? Koruma kesinlikle muayene ediyorum. Olursa. Cildini muayene ediyorum ve konuşuyorum. Beklentilerini, benim gördüğümle onun beklentilerini dengeliyoruz. Yani benim önceliğim farklı ama onun önceliği gördüğü şey farklı olabilir. Ve daha önce neler yaptırıp yaptırmadığı çok önemli. Eğer hiçbir şey yaptırmadıysa öncelikle yapılandırıcı enerji bazlı uygulamaları bazen tercih edebiliyorum. İhtiyacı özellikle fazlaysa, daha mesela ileri hangileri? Yaştaysa. Eğer elastikiyet kaybı çok ön plandaysa odaklı fokuslu ultrason uygulamasını öncelikle yapıyorum. Ama kırışıklık, genel bir elastikiyet kaybı, buruşukluk tarzında kabaca söyleyebileceğim bir ifade olursa ya da daha genç ama bir genel bir homojen iyileşme istiyorsak o zaman radyo frekansı. Ama gözenek genişliği gibi problemleri varsa iğneli radyo frekans gibi işlemleri öneriyorum. Bunlar da çok fazla değil. Mesela odaklı ultrasonu bir kere yapıyoruz. Bir buçuk yıl da tekrar yapılabilir. Ondan sonra bunun akabinde eğer biyolojik lifting aşısını uyguladığınız zaman diğerinin zeminin kuvvetlendirdiğiniz için etkisi devam ederken ihtiyacı da yerine koyuyorsunuz o çalışan hücrelere. Çok çok daha başarılı ve çok daha uzun süreli oluyor. En güzeli de çok doğal oluyor yapılanmanız. Evet, bu galiba sizin çok, daha evet, çok evet, dikkat ettiğiniz kesinlikle. Doğal olması. Mesela bu enerjik bazlı uygulamalı uygularken hastanız için mesela neye bağlı olarak seçiyorsunuz? Hastanız belki sizin yapabileceğinizden daha fazlasını istiyorsa, daha erken istiyorsa nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi beklentileri de tabii çok doğru anlamak. Ve yapacağınız işlemin karşılığında ne beklediğini çok iyi anlatmak çok çok önemli. Özellikle ben çok uzun süre konuşuyorum hastalarımla. Hatta mutlaka görseller bir derinin histopatolojisini, kemik dokuyu, kayıpları, yağ petlerini hani biraz anatomi bilgisi veriyorum. Ve hangi işlemi nereye uygulayacağımı, niye insanların sadece bir nem aşısıyla bazen ileri yaşlarda sorunu düzeltmenin yeterli olamayacağını söylüyorum. Çünkü yaşlanma vücudun, cildin her katmanında oluyor. Çünkü sadece bir katmana yönelik sürekli bir işlem yaparsanız hem başarılı olamazsınız hem de doğaldan çok saparsınız. Evet, yani siz aslında bu medikal estetikle işlemler sonrasında doğal görünümün çok korunacağını önemli. Söylüyorsunuz kesinlikle, öyle mi? Kesinlikle, evet kesinlikle. Peki mesela dolgu uygulamalarından farkı nedir bu biyolojik aşının? Evet, şimdi burada da hyaluronik asit var. Dolgularda da çok büyük çoğunlukla hyaluronik asit evet, var. Evet. Şimdi buradaki hyaluronik asitin en büyük özelliği çapraz bağlı olmayış. Yani hyaluronik asit molekülleri serbest moleküller. Sadece düşük molekül ağırlıklı ve yüksek molekül ağırlıklı olarak anlatıyoruz, ayırıyoruz biyolojik liftingde. Halbuki dolguda kullandığımız hyaluronik asitleri koyduğumuz zaman biz orada bir volüm etkisini sağlamak istiyoruz ve hyaluronik asit molekülleri arasında onları orada tutacak değişik özelliklerde çapraz bağlar var. O bağlı olduğu için o bağların ömrünün uzunluğuna göre bir yıl, bir buçuk yıl, sekiz ay gibi koyduğunuz yerde kalabiliyor. Şimdi tabii ki genellikle dolgu da yapıyoruz. Yani dolgudan da kaçınmak şey. Kesinlikle ama ben prensip olarak şöyle başlıyorum. Yani eğer gerekiyorsa, ileri yaştaysa, tabii genç bir insanda direkt biyolojik lifting ya da dolguyu hemen yapabilirsiniz. İhtiyaç azdır ama
ileri yaşta hiçbir şey yaptırmamış. O zaman diyorum ki enerji bazlı bir uygulamayla önce kolajeninizi, elastininizi, var olanı onarıp yeniden yapılanma sürecini başlatıp onları bir çalıştıralım. Üzerine biyolojik lifting koyalım. O da hem dokuyu, çalışan dokuyu nemlendirsin, nemini açsın. O da kendi yani işini yapsın. Cilde göre bu kombinasyonları yapabilmek gerçekten tabii. önemli değil mi? Ondan sonra da dolguyu, daha az dolguyla daha çok iş yapmayı hedefliyorum açıkçası. Peki. Doktor Hilal Koral hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Sizi de bekliyoruz. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Nur'la birlikteyiz. Ne yaptın Nur? Bugün ıspanak kökü çorbası yaptık. Ispanak başı diye geçiyor. Adana'da tamam. Üzerine tereyağında kavurduğum simitleri ekledim. Oraları görmedik. Simitleri ekledin. Simitleri az eklemişsin. Sen devam et. Biraz daha coşturalım. Şey burada da salatamız var. Çiğ Brüksel lahana salatası. Bu salatanın en büyük artısı da bekleyebilecek olması. Evet. Hani böyle son dakika sosunu koymak zorunda değilsiniz. İçinde çok böyle çürümeye müsait bir şey, yeşillik olmadığı için bekleyebilir bir salata. Nane eklemedik, ona şey ekledik. Nar ve aynen badem ekledik. Ceviz eklenebilir, peynir eklenebilir. Bir de simit kurusu eklenebilir. Çok da güzel olur çok efendim. Çok da güzel olur. Afiyet Ellerine olsun. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.